Evet, usta tiyatro sanatçısına başsağlığı diliyoruz, sevenlerine, yakınlarına ve sanat camiasına. Ve bu üzücü haberin ardından da Sayın Sarı Zeybekli olan gündeme ilişkin değerlendirmelerini sormak üzere stüdyomuzda kendisi, yayınımızın başında da paylaşmıştık sizlerde. Ve Sayın Sarı Zeybek'i görür görmez de onu çok özlediğiniz belli, mesajlar yağmaya başladı. Komutanım, onu da paylaşalım hemen programımızın başında. Bir kez daha ben iletişim numaralarımızı vereyim sevgili seyircilerimize. Bütün cep operatörlerinden ulusal yazıp bir boşluk bırakarak soru, görüş ve önerilerinizi 2353'e mesaj atabilirsiniz. Aynı zamanda ulusalkanal.com.tr web adresimizden de habermasasi@ulusalkanal.com.tr adresine yine görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Ve yine Facebook sayfamız var. facebook.com/kanal.ulusal facebook.com/kanal.ulusal internet adresinde de, Facebook adresinde de Sayın Sarı Zeybek'in duyurusunun bulunduğu bölümün altına yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Ve buralardan gelecek soru, görüş ve öneriler ekseninde mümkün mertebe daha toparlayıcı olması açısından da buradan ortak soruları paylaşacağız. Hemen gelenleri de paylaşalım. Bekir Coşkun'u ve Ümit Koca Sakalı destekliyoruz demiş bir seyircimiz. Hakan Aydoğdu, vatanseverleri destekliyoruz. Genelkurmay TSK yıpratılırken, subaylarına iftira atılırken neredeydi demiş. Sayın Erdal Bey'e çok seviyoruz. Ulusal TV'de devamlı görmek istiyoruz. TSK'nın tutumu Türk milletini endişelendiriyor. Türk milletinin güvencesi ordumuzdur. Endişeliyiz. Sonumuz ne olur? Bodrum Yalıkavak'tan Gürsel Bey. Mustafa Kara Kadırlı, yeni anayasayla yapılacak genel af verilecek. Bu genel affın şu an cezaevinde bulunan tüm yurtseverleri de kapsayacağını ve tüm cezaevlerinin boşalacağını biliyor musunuz diye sormuş. Gökhan Bey, Balıkesir'den, böyle yoğun ve gerçeklerin medyalar tarafından kamufle edildiği bir dönemde Erdal Bey'i daha sık ve daha geniş zamanlarda programlarınızda görmek istiyorum demiş. Sanal medyada günlük takipçisiyiz demiş. İyi akşamlar demiş. Ülkemizin bekasının teminatı olan kurum ve kuruluşlar gayri ulusalcı, gayri milliçi durum içindedirler. Sert açıklamalar suçlunun tescilidir demiş Oğuz Dalgıç Fethiye'den. Nail Vural, başbakanla genelkurmay başkanı görüşüyor. Ne görüştüğü bilinmez. Yoksa başbakan başkana bu anlamda nasıl bir toplantı gerçekleşmiş ve haberimiz yok anlamında bir eleştirisini iletmiş. Geçen günkü 3 saat 10 dakikalık sanıyorum rekor sayılabilecek görüşmeyle ilgili. Komutanım, halen siz görevde olsaydınız siz Mehmetçiğimize bu sütü içirir miydiniz? İlker Burdur, emekli bir seyircimiz, o da bir nükteli yanıtla size bu soruyu sormuş. Bülent Kahraman, assubayından teğmenine, teğmeninden generaline ne kadar kurumu tertipçilerden korumak konusunda aciz içinde olanların bugün bu ülkenin Atatürkçülerine, yurtseverlerine, tertipçilerin safında muhtıra türü açıklamaları konusunda Sayın Sarı Zeybek ne düşünüyor diye özetlemiş. İlerleyen dakikalarda kendisininle görüşlerini paylaşacağız. 3 Mayıs Özgür Basın Gününüzü kutlarım. Cezaevlerindeki Kemalist, Atatürkçü gazeteci ve yazarları alınlarından öperim. Sizleri ve Erdal Sarı Zeybek'i yakından takip ediyoruz. Genelkurmay Başkanı'na tavsiyemiz, Atatürk'ün subaylarına yaptığı konuşmayı okusun. Gençliği tabi okusun. Sizlerin yanındayız. Hepinize saygılar demiş. Taner Bey, Taner Bilen, Ataşehir'den seyircimiz ve gelen onlarca mailin biraz özetiydi. Bir duygu boşalımı olmuş sanıyorum. 3 aşağı 5 yukarı isimlerini okuyarak sizlere aktardığım bu görüşlerin hemen hemen ortak bir paydası vardı. Sayın Sarı Zeybek'i en azından ilerleyen dakikalarda buralardan çıkacak soruları da paylaşacağız. Ama programın hemen başında da ifade ettik. Bu çok özel bir yayın olacak. Biz sanıyorum yaklaşık 2-2,5 yıllık düzeyde Sayın Sarı Zeybek'le ortalama 2-3 saat aralığında belki onu aşkın, tam rakamını da ben hatırlamıyorum ama ortalama 30 saat ve 50 saat arasında bu yayınlarda sizlerle bir birlikteliğimiz oldu. Kendisine gündeme ilişkin soruları yönelttik ve kendisinden yanıtları aldık. Son süreçte Aydınlıkçıların iddianamesi, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sayın Turhan Özlü'nün de aralarında bulunduğu bir tutuklama gerçekleşmişti. Geçtiğimiz Ağustos'ta yine Ulusal Kanal binası ve Aydınlık dergisi, gazetesi aranmış ve bunun sonrasında peşine de 3 ay sonraki bir dilimde de yine
aynı şekilde bir baskın gerçekleşip yaklaşık 14 kişi hakkında bir iddianame hazırlandı. Uzun zamandır bekliyorduk. Neredeyse tutukluluklar bir yıla yaklaştı ve hala iddianamenin olmayışına dair artık haberlerimizi hazırlarken bir iddianame ortaya çıktı. Yine klasik 1. Ergenekon davasının içeriğinde olduğu gibi Sayın Yalçın Büyükdağlı geçtiğimiz günlerde yayınımızdan bütün bunları da yanıt verdi. Tekrar aynı başlıklar üzerinden hareket etmeyeceğiz. Ama bu noktada ortaya konan delilleri bir anlamda kendi açıklamalarıyla çürüttü. Ama bir sürpriz vardı. Bir gizli tanık var orada. Onu bilmiyoruz kim olduğunu ama en azından onun gizli tanığın söylevinin de çürüdüğü belgelendi. Bir diğer tanık olarak da Sayın Erdal Sarızeybek'in ismi göze çarpmıştı. Ne oldu? Niye böyle oldu? Size ulaştılar mı? Nasıl oldu? Açıkçası soruyu da nereden soracağını şaşırır insan. Şimdi öncelikle izleyenleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Özellikle kendilerine söz verdiğim gibi Anadolu'yu karış karış dolaşmaya devam ediyoruz. En çok bana sorulan soru neden ekranlara çıkmıyorsunuz diye soruyor izleyenler. Ekranlara çıkarmıyorlar. Yani fiilen bir ekran yasağı uygulanıyor. Hiçbir kanala o kadar çağrı yaptığımız halde özellikle başta da Samanyolu televizyonu. Evet. Ya diyoruz ki gazetecilerine al kardeşim bizi de çıkart, uzman olduğumuz konuda ne soracaksan sor. Biz de halkımızı anlatalım bu kanal vasıtasıyla diyoruz. Ama ne çağrımıza cevap veriyorlar ne kanallara çıkartıyorlar. Şu dönem ama biraz ikinci okuyacağım. Bir... Sizin ifadeleriniz ya da açıklamalarınıza yönelik haberler var aynı kanallarda. Şöyle söyleyeyim, tabii onlar çarpıtılmış haberler, birazdan açıklayacağım onları. İkinci bir engellemeyle daha karşılaştık. Üniversite rektörleri ne yazık ki konferanslarımıza izin vermiyorlar. Ankara'da karşılaştık, Afyon'da karşılaştık, Bursa'da, İzmir'de, Antalya'da, yani ülkenin birçok illerinde rektörler nedense, halbuki bizi devletimiz yetiştirdi. Biz terör konusunda, güvenlik alanında hem akademik çalışma yapmış bir kişiyiz, hem de fiiliyatta ömrümüzün büyük bir kısmını bu uğurda mücadeleyle geçirmiş bir insanız. Halbuki bildiklerimizi anlatabilsek, halkımıza, öğrencilerimize, özellikle de ülkeyi yönetenlere anlatabilsek, bizim yaşadıklarımızdan ders çıkarsalar, ülkemizi iyi yönetseler, halbuki bu sorunların hiçbirisi yaşanmayacak ama ne yazık ki gerçeği anlatmamıza dahi izin vermiyorlar. Bu vesileyle ulusal kanalı yürekten kutluyorum. Çünkü öyle cesaret bu süreçte o kadar kolay değil. İnsanın başına olmadık işler geliyor. İşte zaten kanalın birçok yöneticisi şu an hapiste. Türkiye'nin böyle zor bir döneminde ulusal kanalın gerçekten doğru, dürüst, kamuoyunu doğru haberlendirmek, gerçekleri anlatmak adına yaptığı çalışmaları yürekten kutluyorum. Ve şu an Türkiye'deki medyaya baktığım zaman da bunu çok samimi ifade ediyorum. Bir tek ulusal kanal kaldı. Bakın daha öncelerinden Avrasya TV vardı, ART. Mustafa Özbek tutuklandı. Tutuklandıktan sonra tahliye edildi. Hatta Bülent Arın çıktı televizyona. Açık açık Mustafa Özbey'i tehdit etti. Dedi ki konuşursan seni içeri alırlar. Şimdi Mustafa Özbek konuşmuyor. ART de zaten pek konuşmuyor. Kanal B'ye bakıyoruz. Son dönemde Kanal B'den bile artık bir davet gelmiyor bize. Ama ulusal kanala baktığımızda ne zaman kapısını çalsak hemen kapısını sonuna kadar açıyor. Ve çok samimi söylüyorum. Türkiye'de birçok kanala çıktım ben son 5 yılda. Şu ulusal kanaldaki anayasadan aldığımız bu düşünce özgürlüğümüzü rahat rahat kullanmayı başka hiçbir kanalda görmedim. Şu anda da çok huzurluyum. Çok rahat bir şekilde düşüncelerimi ifade etme fırsatı veriyorsunuz. Buradan izleyenlere de çağrı yapıyorum. Lütfen ulusal kanalı destekleyin. Bu desteğe, halkımızın desteğine gerçekten ihtiyacı var. Çok teşekkür ediyorum Sayın Sarızeybek. Şimdi gelelim bu tanıklık konusuna. Şimdi önümde internet manşetleri haber, bir okursanız lütfen. Samanyolu Haber'den ve yine benzeri yayın kuruluşlarından çeşitli haberler var. O son var. Sayfada manşetleri bir sadece manşeti okursanız. Şu manşet, evet. Başbakan Erdoğan'ı dinleten paşa, Erdoğan'ın telefonunu dinleten komutan kim, Erdoğan'a ait dinleme kayıtlarının sırrı, Ergenekon Erdoğan'ı böyle dinlemiş.
Erdoğan için sahte izinle dinleme talimatı. Erdoğan'ı Ergenekon böyle dinlemiş. Erdoğan'ın telefonunu dinleten komutan kim? Hepsinin altında da sizin bir açıklama. Erdal Sarızeybek. Erdal Sarızeybek. Tanık. Açıklaması geçmişte sanıyorum bir kitaptan ya Gazi Paşa ya da bağlantılı. Duyarsa. Bu tanıklığınız nereden geliyor? Önce oradan başlayalım istersen. Şimdi şunu ifade edeyim. Bütün izleyenlere şu okuduğunuz manşetler yalan. Yani bu gerçeği başka türlü nasıl anlatayım? Erdal Sarızeybek benim. Savcı Cihan Kansız beni çağırdı. Tanık olarak ifademi aldı. İfade veren de benim. Ama şunlar manşet atmış. İşte Ergenekon Erdoğan'ı dinledi. Erdoğan'ı dinleten komutan kim? İşin sırrı çözüldü gibi benim tanıklığıma dayandırmış. Ben de buradan açıkça halkımıza söylüyorum. Bu haberlerin hepsi yalan. Siz böyle bir şey söylemediniz. Hepsi yalan. Söylediğiniz neydi? Şimdi anlatacağım. Başıma gelenleri açıkça anlatayım. İzleyenler karar versin. Yani hakemliği izleyenlere bırakalım. Buyurun. Yine bir telefon geldi eve akşam üzeri. Biliyorsunuz dava açıldı. Artık davalar aleni olduğu için iddianamede kabul edildiği için 4 Haziran'da da duruşması var. Davanın gizliliği olmaz. Dava alenidir. Dolayısıyla bizim de konuşmamızda hiçbir mahsur yoktur. Kaldı ki yaşayan da benim zaten. Yine evimize bir telefon geldi. Zaten bıktık bu telefonlardan. Telefona çıktı. Telefona çıkan zaten ben terörle mücadeleden diye başlıyor. Zaten terörle mücadeleden diye başlayınca aklımıza hemen İstanbul geliyor. İstanbul gelince İstanbul savcıları geliyor. Gene bir akşam, gene bir telefon. Terörle mücadeleden ben şu. Buyurun dedik. Savcı Cihan Kansız sizi çağırıyor. İyi dedik gelir dedi yarın saat 11'de gelin dedim nasıl geleyim yarın 11'de konferansım var. O zaman da Antalya'da Kaş Kalkan'da konferanslarım vardı. Avukatımı aradım dedim ya lütfen görüşün. Halka söz verdik gidip konferansımızı verelim. Kaçtığımız yok göçtüğümüz yok. Ondan sonra gidelim savcıya ifade veririz dedim. Sağ olsun savcı bey anlayış göstermiş. Demiş olur bir hafta sonra gelsin. Gittik çok kibar bir insan. Beni karşıladı. Siz tanıksınız dedi. Buyurun oturabilirsiniz dedi. Çok teşekkür ediyorum. Beni oturtturdu da yani ayakta tutmadı. Evet, genel uygulama öyledir. Tabii ilk soruya şöyle başladı. Efendim dedi biz sizi izliyoruz. Zaten ben biliyorum izlediklerini. Çünkü bütün konferanslarımda sağ olsun polis kardeşlerimiz geliyor. Sivil elbiseli geliyorlar. Yaptığımız konferansın hepsini kayda geçiriyorlar. Mutlaka ya Emniyet Müdürlüğü'ne ya savcılara suç unsuru var mı yok mu diye de gönderiyorlar. Yani bunları biliyoruz. İşte kitaplar yazıyorsunuz, televizyona çıkıyorsunuz. Ben böyle başlayınca şaşırdım. Terörle ilgili dedi sizin çok ciddi araştırmalarınız var bana. Böyle deyince de şaşırdım. Dedim herhalde beni artık dinleyecekler. Çünkü 6 senedir haykırıyoruz. Kimseden ses gelmiyor. Dedim herhalde beni dinleyecekler. Söylediklerimi ciddiye alacaklar diye de sevindim bir yandan. Dedi ki terör örgütleri hakkında ne söylemek istersiniz? Şimdi kendi kendime soruyorum. Diyorum ki beni tanık olarak çağırdın. Tanık nedir? Bir olay hakkında bilgi ve görgüsü olan kişidir. Savcı tanığı çağırıyorsa direkt soru sorması lazım. Şu olay hakkında bildiklerinizi anlat demesi lazım. Şimdi bana öyle demedi. Bana dedi ki sizin terör örgütleriyle ilgili ciddi çalışmalarınız var. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Allah şahidim ilk aklıma başbakan geldi. Dedim ki başbakandan şikayetçiyim. Suç duyurusunda bulunuyorum dedim. Dedi ki hangi başbakan dedi? Dedim Erdoğan. Ya dedi şimdi onu buraya yazmayalım dedi. Siz ayrı bir dilekçe yazarsınız dedi. Gönderirsiniz. Başka ne söylemek istersiniz dedi. Tabii hiç unutamadığım şu Ergenekon kasası, pardon PKK'nın kasası hikayesi var. Yaklaşık 1 milyar dolar kara para. Avrupa'da bu para. Bu para aklanıyor, silah cephane oluyor, bizi şehit ediyor. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, o da biliyor meseleyi. Dedim ya savcı bey, bu örgütün kasası dedim Avrupa'da. 6 yıldır haykırıyoruz. Dönemin Adalet Bakanı'ydı ve sizi mi evet. aramıştı? Dedim kim? Aynen öyle dedi öyle ki ya. Değil mi daha önce? Evet. Aradık kasayı bulamadık. İşte banka hesap numarasını biliyorsanız söyleyin. Yani biz de buna çok üzüldük. Dedik ya böyle gayri ciddi devlet yönetimi olur mu? Dedim ya savcıya söyleyin bari bunu.
Aslında yaptığımız açıklamaların hepsi bir suç duyurusudur. Savcılığın resmen işlem yapması lazımdır. Ama ne yazık ki bizim ülkemizdeki savcılar bizim 6 yıldır yaptığımız suç duyurularının hiçbirini ciddiye almıyorlar. Tuncay Güney, Yahudi kılıklı Kanada'dan konuşuyor. Onun konuşmaları ihbar kabul ediliyor. İnsanlar gözaltına alınıyor. Bizim yaptığımız açıklamalar asla ihbar kabul edilmiyor. Yazıktır. Dedim ya şu PKK'nın kasasına el koymuyor dedim hükümet. Dedi nasıl el koyacak? Dedim ya hani Birleşmiş Milletler diyor ki PKK terör örgütüdür. Avrupa Birliği diyor ki PKK terör örgütüdür. Birleşmiş Milletler'in terör örgütlerinin para kaynaklarının dondurulmasına ilişkin de kararı var. Bir dilekçe yazacaklar dedim Birleşmiş Milletler'e. Ey Birleşmiş Milletler sen diyorsun ki PKK terör örgütü öyleyse şu bunun para kaynaklarını dondur. Dedim Suriye'yi donduruyorlar. Libya'yı donduruyorlar. Bedrettin Dalan'ın dedim mal varlıklarına el koyuyorlar. PKK'nın kasasına dedim el koymuyorlar. Onu yazdı. Sağ olsun teşekkür ediyorum buradan. Başka dedi tabii en çok zoruma giden. Şu Abdullah Öcalan'ın kardeşi var, Osman Öcalan. Şimdi bakınız, gizli tanık, gizli tanık diyorlar. Gizli tanığın laflarıyla insanlarımız hakkında dava açıyorlar. Ben açık tanığım. Diyorum ki Osman Öcalan 74 askerimizin katilidir diyorum. Kimse dava açmıyor. Kimse sözlerimi ihbar olarak kabul etmiyor. Savcıya söyledim. Dedim savcı bey bu katil. Ben de dedim açık tanığım. Bunu da yazdı sağ olsun. İnşallah işlem yapar. Başka ne söyleyeceksiniz dedi. Dedim şu an başka bir şey aklıma gelmiyor. Soruya da şaşırdığım için o anda aklıma geleni söyledim. Tabii ki, elbette. Dedi ki bu ülkede dedi başka terör örgütü de var dedi. Ergenekon terör örgütü var dedi. Bu terör örgütü hakkında ne biliyorsunuz dedi. Dedim savcı bey Allah şahidim olsun 30 yıllık dedim askerlik hayatım var. Ben Ergenekon diye bir terör örgütü dedim hiç duymadım. Ve bunu samimi söylüyorum. Bakınız halkımızın huzurundayım. Yani bu dil yalan söylerse bu dil kopar. Açık söylüyorum ben hayatımda Ergenekon diye bir terör örgütü duymadım. Söyledim kendisine de. Peki dedi ya Gazi Paşa duyarsa kitabınız var. Dedim var. 6 sene önce yazdım ben bu kitabı. Dedi orada dedi bazı telefon tespitlerinden bahsediyorsunuz dedi. Dedim doğru. Kitapta dedim ne yazıyorsam, yazmışsam dedim hepsi doğrudur. Dedi ki o 3 tane kozmik telefon dedi. Evet dedim. Bizden dedim. Tabii o olayı anlatırken o olayın temelinde yatan kişi Yalçın Tanfer. Bunu özellikle tahtaya yazayım ki. Tabii buyurun. Yani izleyenler bu ismi hiç unutmasın. Çünkü bu bir bela, bu bir köstebek. Ve hepsi bunun başının altından çıkıyor. Daha sonra bu kişi hakkında izleyenlere de bilgi vereceğim. Evet yine bir akademik çalışma noktasında Sayın Sarı Zeybek bir taraftan da tahtamızdaki bu ismi izleyenler hiç unutmasın. Daha sonra bunun detaylarına gireceğim. Şimdi Gazi Paşa'daki olayları sordu. Bu Gazi Paşa olayları ta 2003 yılında yaşanmış olaylar ki olayın da iç yüzünü burada anlatacağım. Anlattım onu. Peki bana 14 kişilik bir liste söyledi. İşte başta Mehmet Perinçek. Dedim ben Mehmet Perinçek'i tanımam. Hayatımda hiç görmedim. Haklarında dava açılan 14 kişinin ismini okudu. Bir de aralarında Turan Özlü var. Dedim bir tek Turan Bey'i tanırım. O da dedim ulusal kanaldan tanırım. İşte programdayım. Daha önce biliyorsunuz Turan Bey buradaydı. Her geldiğimizde eğer buradan programı izliyorsa kendisini de yani ulusal kanalın yayın müdürü olarak sevgiyle selamlarımı iletiyorum kendisine. Bizden de selam olsun. Allah yardımcısı olsun. Amin. İnşallah amin. Bir an önce bu tür belalardan çıkar. Çünkü burada tanıdığımız, gördüğümüz çok nazik, çok sevecen, yüreği vatan ve millet gerçekten sevgisiyle öyle dolu. Yani yaptığı bütün konuşmalar öyle. Her şey vatan yani onunla konuştuğunuz anda ve Atatürk. Buradan da kendilerine selam söylüyorum. Dedim tanırım onu da programdan tanırım. Bunu da yazdı. Biz ifademizi imzaladık. Çıktık. Hemen Zaman Gazetesi'nin muhabiri geldi. Kapıda beni bekliyormuş.
nereden haber almış, ne yapmışsa. Bu ne zaman oluyor? Bir iki hafta içinde. Bir iki hafta işte herhalde oldu yani. Üç hafta ya da. Zaman Gazetesi muhabiri hemen yanaştı yanıma. Efendim dedi, biz de sizi izliyorduk dedi. Nedir mesele dedi. Ya dedim, ben biliyorsunuz terörle mücadele alanında araştırmalarım var. Savcı Bey onu sordu. Bir de ya Gazi Paşa duyarsa kitabımı sordu dedim. Dikkat edin, o gün yayınlanan Zaman Gazetesi ulusal kanal haberlerine bakın. Sadece bunu yazar. Evet. Savcılığa gittim, tanıklık yaptım. Ya Gazi Paşa duyarsa kitabını anlattım içindekileri. Ve terörle ilgili sorularına cevap verdim diye. Evet. Ama ne oldu, ne bittiyse bu iddianame çıktıktan sonra şu medyanın yazdığı haberlere bakın. Evet. Şimdi benim tanıklığım bu. Tekrar izleyenlere özetleyecek olursam, bir, başbakan hakkında suç duyurusunda bulundum. O da şehitlerimizin katline ortak olduğu için. Çünkü Irak'taki kamplara göz yumuyor. O kamplardan gelip teröristler askerimizi şehit ediyor. Geri gidiyor o kamplara ve buna da göz yumuyor. Tezkere yetkisini kullanmıyor. Millet iradesi adına bu suçtur. Anayasal suç. Bunu söyledim, yazmadı. Osman Öcalan'ı söyledim, 74 askerimizin katildir diye. PKK'nın Avrupa'daki finans kaynaklarını söyledim işlem yapılması için. Ya Gazi Paşa duyarsa kitabındaki olayları sordu ve hakkında dava açılan kişileri sordu. Ben dedim tanımıyorum. Evet. Bir tek Turan Bey'i kanaldan tanırım. Evet. Hepsi bu. Ondan sonra bir baktık, Zaman Gazetesi, Samanyolu Haber, internet haber, şu haber, bu haber. Dava açılan konuyla ilgili, evet, yasa dışı dinlemeler, şu bu iddialarıyla ilgili beni tanık gösteriyor bu gazeteler. Evet. Ben bir yasa dışı dinlemenin tanığı değilim ki. Zaten tanık olmama imkan yok. Eğer ben kendi görevimde böyle bir olaya rastlamış olsam ben kendim işlem yaparım. Yani gerekli müdahaleyi. Şöyle bir cümleniz yer alıyor. Hemen hemen bütün metinlerin içeriğine baktığınızda işte iddianın sahibi ise diyorlar. Ergenekon iddianamesinde yer alan bir çarpıcı detay, Erdoğan'ın sahte izinlerle askerler tarafından dinlendiğini ortaya koydu. İddianın sahibi ise emekli albay Erdal Sarızeybek, Ergenekon konusunda ifadesine başvurulan albaya göre jandarmanın o dönemde yasa dışı dinleme yapabilecek teknik imkanlarının olmaması. Şimdi kendi içinde de bir çelişiyor bakın, zaten. Önce bak, dinlendiğini söylüyor, ardından zaten böyle bir teknik imkan bile yok gibi bir şey oluyor. Medya değil, kim olursanız olun, İnsanların onur ve şerefleriyle oynamaya hakkınız yok. Ama bu Zaman Gazetesi devlete kafa tutuyor. Resmen manşet atmış. Erdal Sarızeybek PKK ile uyuşturucu işi yapıyor. Uyuşturucu işi dediği de ne biliyor musunuz? Telefonumuzu dinliyorlar. Hala da dinliyorlar. Şemdinli'den bir kilo bal istedim ya. Bir kilo bal. Gitmişler bir tane müneccim bulmuşlar. Van Savcılığı. Müneccim. Müneccime soruyor. Diyor ki Sarızeybek bir kilo bal istemiş. Bu bal ne olabilir? Müneccim de diyor ki olsa olsa PKK'nın uyuşturucusu olur. Olay bu. Milliyet Gazetesi o dönemde bu hukuk garabetini sayfasına taşıdı. Dedi ya bakın, bir kilo bal nasıl uyuşturucuya dönüşüyor dedi. Ama Zaman Gazetesi Milliyet'ten haberi alırken PKK ile uyuşturucu işi yapıyor diye manşet attı. Gittik tekzip kararı aldık. Can Bey, yani izleyenler lütfen dinlesin, ibret alsın bizim başımıza gelenlerden. Gittik mahkeme kararı aldık. Mahkeme kararı diyor ki bu haber vicdansızlıktır. 7 gün süreyle tekzip edeceksiniz diyor. Kesin mahkeme kararı. Yayınlamıyor. Yayınlamıyor. Gittik savcıya şikayet ettik. Niye yayınlamıyor diye. Dedik devlete kafa mı tutuyor? Mahkeme kararı var dedik. Savcı epeyce süre düşündü, taşındı, yayınlamasa da olur dedi. Gittik bir üst mahkemeye itiraz ettik. Ya yayınlamasa da olur diyor bu dedik. Mahkeme ne dedi biliyor musunuz? O da yayınlamasa da olur dedi. Yayınlatamadık mahkeme kararını. Gittik dava açtık, tazminat davası. Kaybettik. Ve Yargıtay'a gittik, müracaat ettik. Orada da kaybettik. Ortada uyuşturucu yok. Ortada PKK yok. Ortada bal da yok. Zamanın attığı manşet var. Ya dedik ki bu adam bizim bu gazete onurumuzla şerefimizle oynuyor dedik. Dava açtık.
Zaman Gazetesi kazandı, biz kaybettik. Arkasından manşet attı gene Zaman Gazetesi. Erdal Sarızeybek Ergenekon terör örgütü kasası. Ya dedik Allah aşkına yapmayın ya. Biz bir emekli insanız. Hep söylüyoruz yani bir ipotekli evimiz var, bir ipotekli arabamız var. Başka bir şeyimiz yok diyoruz. Onlar da kredileri sürdüğü için kredi, kredilerle. Evet. Dedik yapmayın bunu. Düzeltin bu haberi, düzeltmediler. Gittik dava açtık. Ne oldu biliyor musunuz? İstanbul Savcısı Zekeriya Öz gitti mahkemeye yazı yazdı ya. Ne yazdı biliyor musunuz? Erdal Sarızeybek Ergenekon terör örgütü şüphelisidir diye yazdı. Davayı gene kaybettik öyle yazdığı için. Gittik Yargıtay'a. Yargıtay'da da kaybettik. Şimdi şu haber. Ne diyor? Yok Erdoğan'ı nasıl dinlemişler? Ya yalan. Ne yapayım şimdi? Dava mı açayım? Ne olacak dava açsam? Ben adalete inanıyorum da bu hukuka inanmıyorum, AKP'nin hukukuna. Ona güvenmiyorum. O kadar da masrafa giriyorum. Ekmek paramızı elimizden alıyorlar. Yalan haberleri yazıyorlar. Kendi açtıkları davaya medya eliyle kamuoyu hazırlıyorlar. Ama bizi niye alet ediyorlar buna? Bizim hayatımız belli. Yani yüzümüze baktığınızda ne görüyorsanız odur. Önü arkası altı üstü yok. Her şeyimiz açık. Ömrümüz ülkemizi sevmekle, insanımızı sevmekle, bayrağımızı sevmekle ve hizmet etmekle geçti. Bu açık. 8 tane kitap yazmışız. Hepsini tek tek anlatmışız. Başımıza gelenleri de, hatalarımızı da, günahları hepsini yazmışız. Ama şu düştüğümüz hale bakın. Şimdi yine bizim adımızı neyle getirdi bakın. Şimdi bu Samanyolu'nu okuyan, evet, Zaman Gazetesi'ni okuyan milyonlarca insan var. Önce Ergenekon kasası dediler. Şimdi o gazeteyi okuyan kardeşlerimiz bizim için dedi ki ya biz de bu Sarızeybe adam sanıyorduk. Meğer terör örgütü kasasıymış dedi. Ardından PKK uyuşturucu dediler. Dedi ki o masum insanlarımız ya bak demek ki PKK'yla da uyuşturucu işi yapıyormuş demeye başladı. Şimdi ne oldu? Yasa dışı telefon dinleme, Erdoğan'ı dinleme, onu dinleme, kanun dışı işler, şu işler, bu işler, yanında Erdal Sarızeybek. Taraf gazetesi de aynısını yaptı. Gitmiş Şemdinli'de toplu mezar, toplu mezar diye yazmış. Olayın belli ilgisi yok ha. Başkalarıyla ilgisi varmış. Bu konuda savcılık soruşturma da yaptı. Kazılar, mazılar. Ya haberi yazıyor. Altına diyor ki Erdal Sarızeybek de Şemdinli'de tabur komutanıydı diyor. Allah'tan o davayı kazandık. Dava açtık, kazandık onu. Yargıtay'da onayladı yani. Yani diyeceğim medyanın bu tür yalan haberlerle birincisi kamuoyunun aklını karıştırmaya hakkı yok. Birincisi bu. İkincisi namusuyla, şerefiyle, onuruyla yaşayan insanlarımızı böyle kötü algılarla yan yana getirmeye hakkı yok. Üçüncüsü eğer ki bu ülkede hukuk varsa bizi korumak zorundadır. Ve onlar da korumuyor. Ve bu medya gücünü hukuktan alıyor. Düzeltemiyoruz işte o kadar uğraşmamıza. Şimdi gelelim olayın gerçeğine. Nedir ya bu ya Gazi Paşa duyarsa? Evet. Nedir bu kozmik dinleme şudur budur? İşte şu Yalçın Tanfer var ya şu Yalçın Tanfer. Bu Yalçın Tanfer deyip geçmeyin. Şu anki birinci sözde Ergenekon iddianamesinde Tuncay Güney'in, o Yahudi haham kılıklı Tuncay Güney'in bir numaralı arkadaşı. Köstebek. Orduya da sızmış, medyaya da sızmış, MİT'e de sızmış, polise de sızmış bir köstebek. 2003 yılında Şanlıurfa'ya geldi. Ve bunu da bize bir general gönderdi. O generalin de özel hayatına sızmış. Hatta iddianamede de Veli Küçük'ün adamı diye geçiyor bu kişi. Bize de Hilmi Özkök'ün bölge istihbarat sorumlusu diye geldi. Kendini öyle tanıttı. Biz adamla tanıştık. Daha yani aradan 10 gün geçmedi. Şüphelendik. Hal ve hareketlerinden şüphelendik. Ve adamı araştırmaya başladık. Jandarmayım, alay komutanıyım. Yetkim var, araştırıyorum. Şüpheleniyorum çünkü bir işler çevirdiğinden. Bir baktık ki geçmiş öyle bir karanlık birisi ki.
İşte Veli Küçük'ün adamı, Tuncay Güney'in arkadaşı. Tahmin ediyorum şimdi bu İstanbul soruşturmasında da parmağı var bunun, bu kişinin. Çünkü ne geldiyse başıma bunun yüzünden geldi. Biz araştırdık, baktık ki çok karanlık bir geçmişi var. Urfa'da yaptıklarını araştırdık ve halkımızı da dolandırdığını tespit ettik. Ve bu adama hemen yakaladık. Adam tutuklandı. 3 celsede belki Türk tarihinin en hızlı yargılamasıyla 9 yıl 6 ay hapis aldı ve girdi hapse. Hatta bize gitti, cezaevinden şikayet dilekçesi yazdı. Dedi ki Erdal Sarı Zeybek, Şener Er Uygur Paşa'ya ya jandarmada böyle komutanlar mı var diyerekten hakaret etti. Ağaç diker, çiçek diker, jandarmacılığı bilmez, kurmayları sever, sınıf subaylarını sevmez diye şikayet etti beni jandarma genel komutanlığına. Şimdi o dönem öyle bir dönem ki ben Şanlıurfa Alay Komutanıyım. Şener Er Uygur Paşa jandarma genel komutanı. Levent Ersöz istihbarat başkanı. Ona da geçmiş olsun diyorum. Yoğun bakımdaymış herhalde. Evet. Gazeteden okuduğuma evet. göre. Atilla Uğur da Levent Paşa'nın yanında çalışan teknik takipte görevli bir albay. Şikayet dilekçesi genel komutanlığa gidiyor. Bizim Şener Paşa da bunu ciddiye aldı. Levent Paşa ile Atilla Uğur albayı beni soruşturmaya gönderdi. Bu Yalçın Tanfer'in yazdığı dilekçe üzerinden sonra. Evet. Ben açık söylüyorum. Bana büyük bir haksızlık yaptılar. Ama ben varsa bir hakkım helal ediyorum. Bir şey demiyorum ben. Yani çok olmaması gerekiyordu. Çünkü beni biliyorlardı. 30 senelik bir hizmetim var. Yani mesleğimin de en sonuna gelmişim. Alay komutanıyım. Böyle bir dolandırıcının, uyuşturucu kaçakçısının lafıyla bana öyle bir soruşturma yapmamaları lazımdı. Ama yaptılar. Bundan ailem çok çekti, çocuklarım çok çekti. Açık söylüyorum, ben çok çektim. 2 sene o şikayet yüzünden soruşturmayla geçirdim ben. 2 sene. Ve 2 sene Gaziantep'te yargılandım, İzmir'de yargılandım, Şanlıurfa'da yargılandım. 2 yıl neredeyse anamdan emdiğim süt burnumdan getirdiler. Ama 2 yılın sonunda ben aklandım. Ondan sonra gittim. Bana dediler ki haksızlık yaptık sana. Gel Ankara'da alay komutanı yapıyoruz dediler. Sancaklı bir alaya. Geldim alaya, sancağı selamladım. Dilekçemi verdim. Kalbim kırıldı çünkü. Emekliliğinizi istediniz. Evet. Ve 2006 yılında ya Gazi Paşa duyarsa diye bir kitap yazdım. Onu da yazmamın sebebi şu. Yani ben gerçekten Türk ordusu, askerlik, Mehmetçik aşığı bir insanım. Benim yapım bu yani. Çok seviyorum. Ben hala seviyorum. Beni şu an desinler ki gel görevde Şemdinli'ye koşa koşa giderim. Yemin ediyorum size. Kalbimi kırdılar. Ben de çocuklarım. Çünkü devlet bana çok üst düzey bir eğitim verdi. Ben inkar etmiyorum. Devletin hakkı bende çok. Ben hep parasız yatılı okudum. Ekmeğimi verdi, yemeğimi verdi, suyumu verdi. Yurt dışına gönderdi, ateşe yaptı. Türkiye'de master yaptık. Ve beni çok önemli görevlere getirdi. Özellikle terör ve kaçakçılıkla mücadelede. Hani gelecekte çocuklarım, onların torunları, hani dedemiz böyle pırıl pırıl bir mesleki hayatı var iken neden emekliye ayrıldı diye sormasınlar, okusunlar, öğrensinler diye. Gazi Paşa duyarsa kitabını İçeriğinde yazdı. Ne var soracağım, onu anlatacağız. Bir zorunlu kısa aramızla tamam. Reklam arası vermek zorundayız hazırsa arkadaşlar. Evet. Biraz aslında Sayın Sarızeybe'ye bu sürecin anlatılması noktasında her şeyi de ön plana çıkması için iyi oldu. Her şeyi de anlatmış tabii, açık, oldu, özetledik. Açık. Güzel de oldu. Şimdi o iddianameye dayanak bir anlamda teşkil eden kitabın içeriğine geldik. O kitabı niye yazdığını da bir anlamda anlatmış oldu. Bu arada tabii ismi geçen herkesin yanıt hakkı bakidir. Açık. Yayınımıza da bağlanabilirler. Sonrasında da bizlere ulaşabilirler. Onu da peşinen iletmiş olalım. Bir kısa aramız var. O kitapta ne vardı? Aydınlıkçıların iddianamesinde neden geçirtilmeye çalışıldı Sayın Sarı Zeybek'ten aldığım güçle onu söyleyeyim. Onu da birazdan yine öğreneceğiz. Bir kısa ara var.
Sevgili seyirciler, Haber Masası'nda ikinci bölüm devam ediyor. Konuğumuz Sayın Erdal Sarı Zeybek'le sohbetimiz sürecek. İlk dilimde özellikle bizim aydınlıkçıların iddianamesi olarak da tanımladığımız 14 arkadaşımızın 4'ü tutuklu, diğerleri tutuksuz olarak 4 Haziran'da görülecek davası öncesinde tanıklık sürecine yönelik olarak hemen sorumuz oldu. Bu noktada hem kamuoyunda oluşan algıyı da kırmak açısından önemliydi. Onunla ilgili konuşuyoruz. Oraya dayanak Gazi Paşa kitabı olduğunu en nihayetinde cümle olarak tamamlamıştık. Onun içeriğine yönelik sorularımız olacak ama sizlerden gelenleri hemen yine okuma gayreti içinde olalım. Sayın Şengül, her ikinizi de saygıyla selamlıyoruz. Sayın Sarı Zeybek'in programı her hafta düzenli devam etmesini rica ediyorlar. Her hafta biz de ağırlamaktan mutlu oluruz ama Türkiye'yi birebir gezip yüz yüze de temas istiyor. Erdinç Ünlü, Hamburg'dan, Almanya'dan Sayın Erdal Sarı Zeybek'i konuk ettiğimiz için teşekkür ediyor. Çalışmalarından dolayı başarılarının devamını diliyor. Yunus Emre Kayır, Facebook ve diğer sosyal ağlarda grup kurup askeriyi kötüleyen, askerlikten atılan şahıslar hakkında ne düşünüyor demiş. Benzer belki bir kırgınlık olduğunu ifade etti ama belki zaman içinde soracaklar. Sayın Sarı Zeybek'e sorar mısınız? MHP ile aralarında ne geçti de araları bozuldu demiş. Onu ilerleyen dakikalarda belki paylaşırız. Sizi seviyoruz diye mesajlar atanlar var. Çok teşekkür ediyoruz. Son bir haftadır yandaş basında Suriye'deki olaylar azaltılarak haber yapılmaya başlandı ve hatta muhalifler suçlu gösterilmeye başlandı. Bu bariz şekilde gözükmektedir. Bunda Rusya, Çin, İran gibi devletlerin tutumu etkilidir demiş Feyzan Temizel. Emekli bir albay sizin meslektaşınız. Onu da soracağız ilerleyen dakikalarda. Suriye konusu da gündemde. Onunla ilgili başlıklarımız da olacak. Sayın komutanımıza şükran borçluyuz. Yüce Türk milleti olarak vatanseverliğin suç olduğu dünyadaki tek ülke Türkiye mi diye sormuş. Banu Avarı'da ulusal kanalda görmek istiyoruz demişler. Geçtiğimiz aylarda almıştık. Yeniden inşallah konuk olarak ağırlayacağız. Hollanda'da canlı dinleyen bir seyircimiz Mustafa Doğan. Ulusal güvenlik konusunda derin bilgilerini tüm halkımız duysun, herkese de duyurun demişler. Elimizden geleni yapıyoruz bu konuda. Bugün terörden daha fazla önemli sorun iktidardır demiş bir diğer seyircimiz Osman Baler'de. Çok sayıda mesaj var. Hanefi Çelik, Sayın Sarı Zeybek'in bahsettiği medya kuruluşunun adı espri yapmışsınız ama onu burada ben dile getirmeyeyim. Komutanım, kime inanacağımızı şaşırdık bu kadar paşa içerideyken demiş Tarık Bey de. Genelkurmay yurtseverlere tepki vereceğini, askerlere sahip çıksın. Bu ordu bizim barışta askerlerini koruyamayan savaşta nasıl korur? Orduda onur arayan komutan Atatürk'ten icazet almış olmalıdır demiş Haydi Daşkıran. İnanılmaz bir tepki var bu arada. Özellikle haber bültenimiz içinde sizlere de vermiştik. Bugün Genelkurmay internet sitesinden yapılan bir açıklama vardı ve o açıklama bu son süreçte özellikle İstanbul Barosu Başkanı ve aynı zamanda yine bir diğer isimde usta gazeteci yönelik olduğuna yönelik değerlendirmeler vardı. Bu büyük bir tepki çekti. Anlaşılan o gelen mesajların çoğundan da biz de bunları görüştük. İlerleyen dakikalarda Sayın Sarı Zeybek'e bunu soracağız ama baştaki konumuzun dağılmaması için şu anlık bu sorularınızı elde tutuyoruz. Ümit Bulak, bu arada yani Türkiye'nin her tarafından neredeyse il il, ilçe ilçe inanılmaz yurt dışından sevgili seyircilerimiz olağanüstü bir destekle bizlere ulaşmaya çalışıyorlar. Hepsine sağ ayrı olsunlar. Ayrı çok teşekkür ediyorum. Özetleyerek biraz daha gayret içinde. Halkımızın bu desteği olmasa zaten bunların yaptığı zulümlere, baskıya katlanmak kolay değil. Mümkün değil. Ümit Bulak, Ordu Ünye'den. Ben Ordu Ünye'den arıyorum. Sarı Zeybek'in kitabını nereden elde edebiliriz? Sanıyorum paşam pozitif yayıncılık. Pozitif yayıncılıktanmış. Caner Kökçü Kuşadası'ndan. Sayın Sarı Zeybek, sizin gibi mağdur olan arkadaşlarla bir araya girip bir gazete çıkarmak istiyorum demiş. Ali Atal, Güngören İstanbul'dan. 40 yıllık milli görüşçüyüm. Erdal Bey'in tüm söylediklerine yürekten katılıyorum ve kendisine inanıyorum.
keser döner, sap döner, evet. Gün gelir hesap döner. Biz de inanıyoruz. Atasözünü de bu noktada paylaşmış. Son şeyi tam Amerika'da oturan Gülen'in bilgisi dahilinde bu işler oluyor diye de eklemiş Ali Bey, emekli bir gazeteciymiş. Sinan Aslan İstanbul'dan komutanı saygıyla selamlıyoruz, kendisine katılıyoruz demiş. Diyarbakır'dan İbrahim Halil Akda, Erdal Sarızdebi'nin gözlerinden öperim, selam ve saygılarımı iletin, bana kitabını gönderebilir mi demişler. Pozitif yayıncılıktan olduğunu bir kez daha bu anlamda aktarmış olalım. Hasan Güler İstanbul'dan Sarızeybek için ölürüm böyle bir komutan, Türkiye'de yok, eşi bulunamaz demişler. Agah Akday Almanya'dan bu büyük mücadeleyi verdiği için Erdal Sarızeybek'i kutluyoruz demişler. Emekli makine mühendisi Ömer Sarıç Manisa'dan Astal'daki milli ordumuz, Silivri'de yatan aydınlarımız günahsız yere tutulmaktadır. AKP siyasetçileri tarihe hesap veremeyeceklerdir. Çocukları da veremeyeceklerdir demiş. Ömer Ergün İstanbul'dan Genelkurmay Başkanı Ümit Kocasakal ve Bekir Coşkun'a ateş püskürüyor ama yandaş medyada orduyu yerden, evet, yere vuran gazete, haklı, ve televizyonlar hakkında bir yorum yapmıyor. Yazıklar olsun demiş Genelkurmay'a, tam AKP'li olmuş yandaş Genelkurmay olmuş diye de eklemiş Ömer Ergün Bey İstanbul'dan. Sedat Yılmaz Samsun'dan sevgi ve saygılarımızlarda Sarızeybek'i sık sık görmek istiyoruz demişler. Ben o bahsedeyim hemen. Sayın Sarızeybek ülke turlarını gerçekleştiriyor. Zaman zaman kendisine ulaşıp daha geniş katılımla yapacaktık. Bu arada dün çok tepki aldık. Dün saat 20.30'daki ulusal gönüllüsü programına katılamayacaktık. Ya işte inanmadık falan gibi bir takım yorumlar olmuş ama o sırada gişelerden çıkıp yetişemedim. Gişelerden çıkıp geldiğinizi not olarak iletmişsiniz. Hem bu yolla da biraz daha geniş zaman, evet, vermiş olduk. Belki gecenin ilerleyen saati ama daha da sağlıklı olduğu gibi düşünüyoruz. Zafer Yılmaz İstanbul'dan 2002 yılında Orgeneral Edip Başer'in önük neden kesildi? 2006'da Genelkurmay Başkanlığı'na girecekti. Bunun gerçek sebebi nedir demiş, size soruyorlar. Ali İhsan Gülceloğlu İstanbul'dan Erdal Sarızeybek biraz yazı gurur duyuyoruz. Çalışmalarında başarılar diyoruz. Ya yayında da görmek güzel sanıyorum en baştaki cümle. Alanya'dan yine sanıyorum Güler Hanım, komutanım konuşmalarınıza katılıyoruz, saygılar sunuyoruz. Sabahattin Karakaya Almanya'dan Sarızeybek komutana saygılar sunuyoruz diye eklemiş. Reva Karadağlı Almanya'dan uzun zamandır komutanımızı göremiyorduk, görmekten mutlu olduğunu belirtmiş. Mehmet Bey Mersin'den Sayın Sarızeybek bizlere İşçi Partisi hakkında ne düşünüyor diye sormuşlar. Halis Turhal Tokat'tan Sayın Sarızeybek MHP'nin başına geçmek istemez mi? Çünkü Alparslan Türkeş de bir albaydı diye eklemiş Halis Bey. Selma Gürel İzmir'den Sarızeybek'i kutluyoruz. Atatürk gibi duruyor. Selam ve saygılarımı iletiyorum ve çoğunlukla bu özette, en azından bu minvalde diyebileceğimiz, özetleyeceğimiz yorumlarımız bu kadar. Şimdi İlerleyen dakikalarda soracağız Suriye. Yine siyaset gündemine ilişkin sorular var sevgili seyircilerimiz. Anayasa yine gündem başlıklarımız arasında. Tabii ki bir terör uzmanısınız. Az önce bir başka başlık itibariyle bir kez daha ifade etmiştiniz ama tabii ki PKK, KCK, şu Suriye'deki sınır mınır, oraya geçmişler, çatışmışlar. Onların içeriği nedir, onları size soracağız ama şimdi şu olayın bu aydınlatıcıların, Sayın Turan abimizin de içinde yer aldığı tanıklık olayına bir anlamda yandaş medyanın delil gösterdiği kitabın, evet, içinde siz ne yazmıştınız, nasıl verilmiş onu dinleyelim. Şimdi Levent Paşa'm çok sert bir soruşturma yaptı. Yani evet, olmaması gereken sertlikte bir soruşturma yaptı. Tabii bu bizim çok da zorumuza gitti. Kendisi de istihbarat başkanıydı. Ben de alay komutanıydım. O sert soruşturma esnasında işte bu Yalçın Tanfer'i yakalamışız. Bunun geçmişini araştırıyoruz. Ve bu arada da Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bizden dökümü istenen 7-8 tane telefon numarası vardı. Levent Paşa'm da istihbarat başkanı olunca bize de böyle sert bir soruşturma yapınca bu sefer bu telefon numarasını niye bizden istiyorlar diye ben araştırdım. Normal şartlarda araştırmamam lazımdı. Çünkü ben alay komutanıyım. Orası Jandarma Genel Komutanlığı. Ben onun bağlısıyım. O emir verdiğinde o verdiği emri yapmam ve bunun altında ne olduğunu araştırmamam gerekiyordu. Ama biz de herhalde hata yaptık. O kızgınlıkla dedik ya, biz nedir bu telefon numarası, bizden istiyorlar? Nedir? Araştırın dedik.
Bizden terörist diye istediler o numaraların dökümlerini. Fakat ben araştırınca baktım ki 7 kişi ise bunun 4'ü terörle ilgili şüpheli kişi ama 3 tanesi başka kişi çıktı. 2 tanesi de muvazzaf general çıktı. Bunun üzerine araştırma yaptığımı general de öğrendi. Bu sefer bana kızdılar. Yani ben sonra o telefon numarasının dökümü istenen generalle de konuştum. Dedi ki bu jandarma genel komutanım bir soruşturması dedi. Sen karışma bu işe dedi. Biz de baş üstüne komutanım dedik. Fakat ben bu araştırmayı yapınca çok kızdılar bana. Niye bu soruşturmaya sen karıştın diye. Tabii biz ya Gazi Paşa duyarsa kitabını yazdığımızda bu olayı da yazdık. Dedik bakın böyle böyle şeyler oldu. Bu olayı da araştırınca başımıza gelmedik de kalmadı diye kitapta yazdık. Olay bu. İki tane muvazzaf generalin telefon dökümlerini istediler bizden. Ama general adına istemediler. Terörist diye istedi Levent Paşa'm. Ha, biz de bunu araştırınca, bu sırada da hakkımızda soruşturma yapılınca, mahkemeler, soruşturmalar, davalar, biz bu olayı kitaba koyduk. Şimdi bakın ondan sonra başıma neler geldi. Savcı Zekeriya Öz, o zamanlar İstanbul'daki soruşturmanın başında o vardı. Evet, görelim. Ne zaman? Yıl 2008. Eğer arkadaşlar şunu ekranda gösterebilirlerse, Allah'tan bunun belgesini de saklamışız. Hemen söyleyelim, 4 Mayıs 2008 tarihli Aydınlık o zaman dergiydi. Evet. Dergideki sizin açıklamalarınız Ergenekon tertibinde TSK'da Hedef Erdal Sarızeybek Aydın'a yazdı diyor. Hemen evet. Arkadaşlarımız azıcık zoom girecek. Evet, 4 Mayıs 2008 tarihli. Şimdi aynı olay, bakın bu olay bununla da bağlantılı. Dergisi. Aynı olay. 2008 yılında 30 Nisan'da, hiç unutmuyorum, ertesi gün 1 Mayıs'tı çünkü. 30 Nisan'da Savcı Zekeriya Öz bize telefon açtı. Ankara'dayım yine. Dedi efendim sizinle görüşmek istiyoruz. İşte ifadenizi alacağız. E tamam dedik, gelelim. Dedi hemen gelin. Dedim ki hemen nasıl gelin? Yani işimiz var, gücümüz var. Dedi efendim gelin. Dedim 3 gün sonra gelebilirim. Olur dedi. Biz kalktık İstanbul'a geldik. O zaman 4. Levent'te bir yerleri vardı. Bilmiyorum hala var mı. Çıktık yukarı kata. Bizi kapıda karşıladı. Oturtturdu. Direkt sormadı. Hiç değilse Cihan Kansız. Direkt şeyi sordu. Ya Gazi Paşa duyarsa kitabını sordu ve kitapta geçenleri. Ama Zekeriya Öz çağırdığı zaman bana doğrudan kitabı sormadı. İşi çevirdi. Dedi ki efendim dedi işte birisinin bilgisayarında yaptığımız aramada gizli bir dosya bulduk. İşte bu gizli dosyanın şifresini kırmaya çalışırken dosya kayboldu. Ama işte ondan bir kopya almıştık falan filan, bir sürü laf. Ama iş en son şeye geliyor, gizli dosya dediği ya Gazi Paşa duyarsa kitabında anlattığımız olaylar. İşte bu Yalçın Tanfer. Levent Ersöz'ün gelmesi, yaptığımız soruşturmalar, başımıza gelenler. Biraz önce paylaştıklarınızın. Ona gizli dosya diyerek lanse etti. Dedim ben kitapta ne yazdıysam hepsi doğrudur. Zaten dedim bunların hepsi gizli dosya değil, kitap dedim ya. Ben bu konuda kitap yazdım, yayınladım. Sizin dedim anlattıklarınızın hepsi o dosyada var. Bana Şener Paşa'yı sordu. Dedim benim komutanım, anlattım. Yani kendi mesleki hayatımla ilgili kısmı. Levent Ersöz Paşa'yı sordu. Atilla Uğur'u sordu. Ondan sonra bana dedi ki sizi buradaki polis arkadaşlar da çok iyi tanıyor. İşte siz çok iyi bir subaymışsınız. Çok yüksek eğitim almışsınız. Önemli görevlerde bulunmuşsunuz. İşte sizi general yapacaklarmış ama yapmamışlar. Demeye başladı. Yani bu bir saatlik sorgunun ardından demeye başladı. O zaman da kısa boylu bir savcı var. Adını da bilmiyorum. Hafif böyle şişman, badem bıyıklı bir kişi. Bir de o girdi içeri. O da içeri girip bize ikide bir ya sizi general olacakmışsınız ama sizi yapmamışlar, yapmamışlar deyip kahkaha atınca ben olayı anladım. Yani diyor ki bak sen meslek hayatında Şener Paşa'yla, Levent Paşa'yla, Atilla Uğur'la bazı olumsuzluklar yaşamışsın.
Yükselme sırasında gelmiş ama sen emekliye ayrılmışsın bu yüzden. Eğer ki bunlar hakkında bir şey biliyorsan anlat, biz bunların hesabını sorarız demeye getiriyor. Hukuktaki adı bunun psikolojik baskıdır. Psikolojik baskıyla bir insanı konuşturmaktır. Biz dedik ya, bu benim özel hayatım, meslek hayatım, emekliye ayrılan biziz. Benim komutanlarım hakkında dedim bildiğim hiçbir şey yok. Size dedim söyleyeceğim de bir şey yok. Ne yazdıysam dedim hepsi kitapta var. Bakın işi oradan da medyaya bağlayacağım. Yani Savcı Zekeriya Öz 4 yıl önce sizin dediğiniz bu aydınlık davası dediğiniz davadaki beni bağladıkları olayı 4 sene önce sordu bana. Biz ona düşünebiliyor musunuz? Ben anlattım. Kitabı da anlattım, olayı da anlattım. İfademi yazmadı. Efendim dedi, katip dedi evine gitmiş. İfadenizi yazmasak da olur dedi bana. Çıktım adliyeden. Şimdi düşünmeye başladım. Ya dedim sen yani Anadolu'yu karış karış geziyorsun, halka terörü anlatıyorsun. Halk seni tanıyor. Şimdi bu gazeteciler de seni gördü. Diyecekler ki bu Erdal Sarıcı'yı ben Zekeriya Öz'ün odasında ne işi var? 2 saat, 3 saat kaldı, gitti. Yarın dedim bu gazete manşet atsa dese ki her şey çıkabilir. Erdal Sarıcı'yı geldi, işte her türlü gizli planları anlattı. Savcı da hepsini gözaltına aldı dese sen dedim hiç yaşama ya o zaman. Yani bir nevi bizi yani kamuoyunun hiç tasvip etmediği bir muhbir pozisyonuna sokmaya çalışıyor. Ben o zaman hemen koşa koşa işte ulusal kanala geldim. Aynı gün ve hemen canlı yayına çıktım. Başıma gelenleri anlattım. İşte bu Gazi Paşa Duyarçak kitabı ve Zekeriya Öz'ün dediklerini de anlattım. Ama ondan sonra aynı savcı ne yaptı? Bakın ama ben şimdi tanığım değil mi? Beni tanık olarak getirdi. Savcı Zekeriya Öz. Aynı Zekeriya Öz gitti Zaman Gazetesi davasına benim hakkımda yazı yazdı, şüphelidir dedi benim için. Şimdi dava diyorlar değil mi 4 Haziran'da görülecek. Ne? Ya Allah'tan korkmazlar geçen sene. Çıldırttınız beni. Koşa koşa geldim bu İstanbul Adliyesi'ne. Zekeriya Öz'ün odasına girdim. Turan Çolak kadıyla da görüştüm. Dedim benden ne istiyorsunuz ya? Ne istiyorsunuz? Sorun. Alın ifademi. Dava mı açacaksınız? Açın. Tutuklatacak mısınız? Tutuklatın. Dedim bitirin bu işi artık. Ne istiyorsunuz benden? Mahkemeye yazı yazıyorsunuz. Şüphelidir. Şudur budur. Yazdım ya. Dilekçe verdim ifademi alın diye. Almadılar. Almadılar. Ve şimdi Cihan Kansız beni çağırıyor. Tanık diye çağırıyor. Ya kardeşim ben tanık mıyım? Şüpheli miyim? Şikayetçi miyim? Hiçbiri belli değil. Ha bunlar ne yapmak istiyor diye iş ona geliyor yani. Bu olay bilinmeyen olay değil. Bu kitap 6 sene önce yazılmış. 4 sene önce Zekeriya Öz çağırmış, sormuş. Tutanağa geçirmemiş. Geçen sene ben bizzat kapınıza gelmişim. Alın ifadem demişim. Almamışsınız. Şimdi beni tekrar çağırıyorsunuz. Ve tekrar beni bu medyayla birçok sanki karanlık bir işin içindeymişiz havasıyla kamuoyuna lanse ediyorsunuz. E bize yazık, günah değil mi ya? Bunu yapmaya hakkınız var mı? Demin ara vermiştik. Orada yayıncı arkadaş geldi içeride çalışan. Albayım dedi ya, başınıza gelenleri duyduk. Çok şaşırdık dedi ya. Bir de dedi bunlar dedi anayasa yapıyormuş. Bunlar anayasa yapsa ne olur ki dedi ya. 50 tane anayasa yapsa ne olur? Hukuk işlemiyor ki dedi. Mahkeme kararını bak dedi. Gazete yayınlamıyor dedi. E dedim yayınlamıyor. Dedi kime şikayet edeceğiz? E dedim Adalet Bakanlığı'na 2 kere şikayet dilekçesi verdim. Can Bey bu konuda dilekçeme cevap bile vermediler. Hakkımızı nasıl arayacağız da soru mu? Bakınız dilekçeme cevap bile vermediler. Peki ya İstanbul Başsavcılığı? 2 kere şikayet dilekçesi verdim. Dilekçeme cevap bile vermediler. Dilekçeme. E şimdi getirdiler. Olayı nasıl bir karanlığın içine çektiler. Buradan getireceğim Yalçın Tanfer'e. Bakın ben adım belli, sanım belli. Yaptığım görevler belli, hizmetim belli. Ki satır satır 8 tane kitap yazmışım. Nereden baksanız 3000 sayfa yaşadıklarımı. Demek ki neler yaşamışım. Ve hepsini de açık açık anlatmışım. Başıma gelenler bunlar. Peki ya Yalçın Tanfer?
Bu köstebek uyuşturucudan 10 yıl hapis almış daha önce. Şanlıurfa'daki olaydan biz yakaladık. 9 yıl 6 ay da hapis oradan aldı, yattı. Ama onun hakkında iki dava daha vardı. Biri şuraya yazayım. Buyur. İftira eşittir 6 ay hapis. Yine iftira. Bu da tazminat eşittir 10 bin lira ceza. 9 yıl 6 ay hapis aldıktan sonra ben bunun hakkında şikayette bulundum yine Şanlıurfa'da. Aynı hakim 6 ay iftiradan hapis cezası verdi. 10 bin lira da bana tazminat ödemeye mahkum etti onu. Dosyayı beklettiler. Ceza davasını şeye gönderdiler, Yargıtay'a onay için. Yargıtay sudan bir gerekçeyle geri çevirdi. Hakim tekrar ısrar etti. 6 ay hapis. Bakın bu çok önemli. Çünkü bu köstebek şartlı tahliyeden çıktı. Eğer ki bu 6 ay hapis cezasını alırsa o şartlı tahliyesi de yanacak. En az 3-4 sene daha yatacak. Bu köstebek. Ne yaptılar biliyor musunuz? Hakimin değiştirdiler. İşte yaptılar ya bu referandum HSYK'daki, evet. Bu kararda ısrar eden hakim değişti. Yeni bir hakim geldi. İlk önce ne yaptı biliyor musunuz? Ya karar verilmiş ya 10 bin lira. Tazminat. Kararı iptal etti Can Bey ya. Hakkında mahkumiyet verilmiş bu köstebeğin kararını kaldırdı. Yeni bir karar verdi, beraatine dedi. Ve o dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Bunlar yeni oluyor ha. Yargıtay 15 günde onayladı. 9 sene bakmadığı dosyaya bu Yargıtay 15 günde onayladı. Ceza şey davasını kaldırdı. Tazminat davasını beraat ettirdi. 6 ay hapis cezası da tam 9 yıldır Yargıtay'da. Herhalde şimdi onu da zaman aşımına götürüyor. Bakınız, olaya bakınız. Bunu koruyor bu hukuk sistemi. Beni korumuyor. Ve ben halkımın önünde kendimi anlatabilmek için cansiperane bir şekilde çaba gösteriyorum. Ne için? Ey halkım, bizim bunlarla bir işimiz yoktur. Biz temiz, dürüst, doğru insanız diyebilmek için PKK'ymış, uyuşturucuymuş, kasaymış, böyle şeylerle ilgimiz yok demek için adım adım Anadolu'yu dolaşıyoruz, anlatıyoruz. Alın işte aynı olayları getirdiler, Aydınlık davasına bağladılar. Ve beni de tanık gösterdi. Nihayetinde bir ama peki bu duruşma olacak. 4 Haziran'da. Ben oradaki yani davası görülen kişilerden rica ediyorum. Silivri'ye beni tanık, hiç bilmiyorum gitmedim. Ama şimdi belki tamam, Turan abi çağırsınlar falan. Seve seve gideceğim. Ha böyle bir, bir tebligat yani yapılmadı mı? Yapılmadı. Şurada anlattıkları mı? Orada daha açık, hem de mahkemenin huzurunda, hem de tüm medyanın önünde. Anlatalım canım, bize bir izah etsinler, bu başımıza gelenler nedir? Ne yapmak istiyorlar? İzah etsinler ya. Bunu adaletten istemek hakkım değil mi? Hakkım. Gideceğiz, konuşacağız. Ben Mehmet Perinçe'yi tanımam. Davası görülenleri de tanımam. Ben nasıl tanık oldum şimdi bu olayda? Ben nasıl tanık oldum? Tanımıyorum ki bu kişileri. Benim Gazi Paşa duyarsa kitabımı jandarma genel komutanlarının bütün hakim savcıları bir yıl boyunca okudular. Suç unsuru var mı diye. Yok dediler. Kitapta suç unsuru da yok. Nereden şimdi siz bunları birbirine bağladınız? Bu nasıl dava? Yani diyeceğim budur. Halkımız bu gerçeği bilsin. Ben gerçekten Mehmet Perinçek Sayın tanımam. Diğer arkadaşları da tanımam. Dava konusunu bile bilmiyorum. Bana da zaten bu davayla ilgili bir şey sorulmadı ki. Yani siz tanığı çağırıyorsanız, iddianameye de koyuyorsanız, o iddianame konusundaki olayları sormanız lazım. Siz diyorsunuz ki Erdoğan'ın dinleme kasetleri geçti meşti. Bana bunu sormadınız ki. Dediniz ki bunları da tanıyor musun? Ben de dedim tanımıyorum. Peki niye beni koydunuz iddianameye şimdi? Amacınız ne? Amacınız ne? Kamuoyu mu hazırlıyorsunuz? Beni mi soruşturmanın içine çekmek istiyorsunuz? Yapın ya.
Bu işte halkın huzurunda söylüyorum. Korkum yok. Korkum yok. Elinizden ne geliyorsa yapın. Ama bunlar işi sürüncemeye bırakıp hayatı bize işkenceye dönüştürmeye çalışıyorlar. Ama söz konusu vatan olduğu için biz bu mücadeleyi sürdürürüz. Yılmayız. Dik dururuz. Çünkü söz konusu vatan. Gerisi teferruat. Diyeceğim budur yani. Diye bu davayla ilgili. Evet, tanıklık, medya, hepsi genel bu. Olarak. Hepsi gerçek bu, özü bu, sözü bu. Hiç yanlışımız yok. Olmaz da zaten. Mahkemeye de çıkacağız. Aynısını söyleyeceğiz yüzlerine. Tanık olarak geldiğinizde Silivri'deki çadırı da bekliyoruz diye tamam. Mesajlar seve da geldi. Seve. Onu da seve seve paylaşalım. Bakınız şu Silivri buyurun. Meselesini bir konuşalım Can Bey. Buyurun. Bu iş böyle gidemez. Düşünebiliyor musunuz? Bir millet, biz bir milletiz. Adımız Türk. Bir millet kendi yaratılış destanının adıyla korkutuluyor. Dünya tarihinde böyle bir şey olabilir mi ya? Kim suç işliyorsa işlemini yap kardeşim ya. Nedir bu medya eliyle Ergenekoncu Ergenekoncu diye baskı oluşturmaya çalışıyorsun? İşte o Ergenekoncu deyip korkutmaya çalışıyorsun. Bu bir. İki, bir soruşturma halka baskı, korku, zulüm için yapılır mı ya? Adil yargılanmanı yap. Kimsenin sana bir şey söylediği yok. Ama sen bu soruşturma eliyle bir kere yaptığın temelde yanlış. Çünkü hazırlık soruşturması bir bütündür Can Bey. Bunlar ne diyor? Terör örgütü mü diyor? Bu işlerde uzman bir isim olarak. Tabii canım, ben 30 sene bu işlerle uğraştım. Evet. Terör örgütü mü diyorsun? Bu az önceki CD vesaire haberlerimiz vardı. Onlar için değerlendirmeleriniz varsa da bu vesileyle onları da alalım. Kriminal birçok olacak iş değil. Yani az önce ben onu Erdal Sarıcıbek Facebook sayfam da var. O haberleri ben paylaşıyorum. Bunu isterseniz şeye getirelim. Sayın Genelkurmay Başkanlığı açıklama yaptı. Evet. Ben o iki yazıyı da okudum. Evet. Sayın Ümit Koca Sakal'ın konuşmasını da dinledim. Sayın Bekir Coşkun'un yazısını da okudunuz. Evet. İnanın bana. Herhangi bir asker, ben emekli asker olduğum için bu haberleri de takip ediyorum. Herhangi bir asker gözaltına alındığında ben üzülüyorum. Samimi söylüyorum. Bugün Türk ordusu soruşturmanın hedefine çekilmiş. İşte şu 4 sene önce 2008'de Aydınlık'ta çıkan haberde de söylemişim. Soruşturmanın hedefinde Türk ordusu var diye. Peki ben bunu emekli albay olarak görüyorsam, şu an Genelkurmay'da görevde olan komutanlarımız bunu görmüyor mu? Bu bir, görmüyor mu? İki, Deniz Kuvvetleri'nin komuta kadrosunun yarısı neredeyse hapiste. Evet. Harp Akademileri komutanı hapiste, komutanlar düzeyinde eski genel komutan hapiste, eski Genelkurmay Başkanı hapiste. Bu demektir ki bir sorun var. Bu demektir bir Türk ordusunun emekli ve muazzaf komuta kadrosu terörist diye hapse atılıyorsa eğer, bu ülkede bir sorun var demektir. O zaman Genelkurmay olarak çık açıkla. Nedir bu sorun ya? Çık açıkla, bu bir. İki, Balyoz davasının tutanaklarını okuyoruz. Peki Genelkurmay'ın basın müşavirliği bunu izlemiyor mu? Evet. Peki o askerlerimizi kim savunacak? Milli Güvenlik Kurulu yok mu bu ülkede ya? Hükümetle oturuyorsunuz ordu olarak. Söyleyeceksiniz. Ha, diyeceksiniz ki biz söylüyoruz, yapmıyorlar. O zaman görevde kalmanızın anlamı yok ki. Şöyle diyorum bakın, ben kendi asker mantığımla düşünüyorum. Ben Şemdinli'nde tabur komutanıyım. Benim alay komutanım var. Şimdi ben alay komutanıma desem ki, komutanım şurada terörist grup var, operasyon yapalım. Dese ki yapma. Komutanım şu bölgeye devriye çıkartalım, şunu yapalım. Dese ki yapma. İşte komutanım şu görevi şöyle yapalım. Dese ki yapma. Ben o görevde kalmam ki. Ben o görevde kalmam ki. Eğer ki benim komutanım benim önerdiğim hiçbir teklifi dikkate almıyorsa, ben ondan derhal ayrılırım. Derhal. Ki bunun örneklerini de meslek hayatımda yaşamışımdır. Şimdi bir dakika. Askerlerimiz şehit düşüyor değil mi, evlatlarımız? Evet. Peki bu teröristler nereden geliyor? Irak'tan.
Başbakan geçen gün açıklama yapmadı mı? Eğer ki Suriye'nin sınır ihlali olursa müdahale hakkımızı kullanırız demedi mi? Demek ki bir sınır ihlali olursa Türkiye'nin müdahale hakkını kullanma yetkisi var. Açık bu. Peki PKK 10 yıldan beri sınır ihlali yapıyor. 10 yıldan beri. Kampları Şemdinli ile Çukurca'nın dibinde. Barzani bölgesi. Yaklaşık 2000 terörist var. Girip girip geliyor, askerimizi şehit ediyor. Hani halk iradesi adına sınır ötesi harekat tezkeresi diyorlar. Nerede bu tezkere? Hükümette mi, orduda mı? Çıkın açıklayın. Eğer ki sen ordu komutanı olarak, genelkurmay başkanı olarak Milli Güvenlik Kurulu'na girip Irak harekat yapılması şarttır dediğiniz anda yapmıyorsa hükümet, derhal istifa etmeniz gerekir. Derhal. Bunu ben emekli albay olarak düşünüyorum da siz düşünmüyor musunuz? Buradan diyeceğim şudur. Türk ordusu Türk milletinin ordusudur. 3-5 tane generalin ordusu değildir. Türk milletinin ordusudur. Ordu üzerinde gösterdiğimiz hassasiyet ordumuzu çok sevdiğimizdendir. Güvendiğimizdendir. Ama siz orduyu yöneten güç olarak yanlış karar alırsanız, yanlış açıklama yaparsanız, bu yaptığınız yanlış karar ve yanlış açıklamalarla halkın güvenini kaybetmeye başlarsanız, o zaman benim çıkıp konuşma hakkım doğar. Bu hak ordumu sevdiğimdendir. Çünkü ben şehit anasıyım. Bakıyorum askerim habire şehit oluyor. Komutanlar ne yapıyor demeye başlıyorum. Geçen gün bir şehit anamız dedi, artık vatan sağ olsun demeyeceğim dedi. Siz genelkurmay başkanı da olsanız halkımızı böyle düşünmeye sevk edemezsiniz. Çünkü ortada bir hata var. Terörist orada. Ya Cüdü'de, Mudü'de o kadar operasyon yapıyoruz 10 bin tane askerle. Kaç terörist için? 30 tane. Peki Şemdinli'nin güneyinde, Çukurca'nın güneyinde toplamda yaklaşık 2000 terörist var ya. 2000 terörist var. Daha Cüdü'de niye arıyorsun? Irak'a girsenize. Giremiyorum, hükümet izin vermiyor. Suçtur. Anayasal suçtur bu. O zaman Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı görevini yapsın. Cumhuriyet Savcısı görevini yapsın. Bunları düşünmek ve söylemek bizim hakkımızdır. Bu ordumuzu sevdiğimizdendir ve ordumuza güvendiğimiz içindir. Ama şu an kamuoyu yoklamalarında bile görüyorsunuz %95 seviyesinden şu AKP iktidarında 10 yılda neredeyse %65'lere düştü orduya güven duygusu. Kim neden oldu buna? Tamam, anladık AKP siyaseti. Peki ordumuzu yönetenler, komutanlarımız? Yani diyeceğim Türk ordusunun yaptığı, evet, o açıklamayla ilgili oldu. Ama arada, ordu Türk milletinin ordusudur. Bunu herkesin bilmesi lazım. Bunun altını lazım. Çiziyorsunuz. Önemli bir noktayı da paylaştınız. Madem sınır ihlali, hadi Suriye sınırında falan, evet, diyorsunuz. Öbür tarafta sızanlar var. Onlara niye müdahale etmiyorsunuz sorusu da bir kez daha. Bu çok önemli. Çok bakınız. Önemli başlıklardan bir tanesi. Yani, tehdide göz yumuyorsanız Can Bey, tehditle işbirliği yapıyorsunuzdur. Şu an AKP hükümeti, açık açık söylüyorum, Irak kuzeyindeki PKK tehdidine hem göz yumuyor hem ordumuzu engelliyor. Peki ben onların yüzünden şehit oluyorum. Kim bunun sorumlusu? AKP'nin aldığı karar, yaptığı uygulama. Bu suçtur. Şehitlerimizin hesabı yok mu? Onların canı yok mu? 8600 tane, 50 tane şehidimiz var. Bunların hesabı sorulmayacak mı? Bunu söylemek hakkımız. Herkes görevini yapsın. Evet, yine bu davalar ekseninde 28 Şubat'ta biliyorsunuz eklendi son süreçte. Onunla da ilgili yine işte tanık ve sanık noktasında gün için hareketli dakikalar yaşandı. Son olarak o haberimizi de verelim. Ondan sonra Suriye başlığına, evet, geçip değerlendirmelerimizi alalım. Şimdi anlayamadığım şu. Yani şunu tekrar izin verirseniz. Buyurun. Ben bu tahtayı kullanacağım. Tabii, evet. Tamam. Eyvah. Biraz silgimiz sert galiba. Evet, evet, sert. Evet. 28 Şubat diyorlar, darbe diyorlar, balyoz diyorlar. Bütün komutanlarımızı alıp hapse atıyorlar. Ve halen soruşturma da devam ediyor. Nereye de gideceği belli değil. Evet. Şimdi bir PKK var.
Bakın göreceksiniz o balyoz, malyoz, 28 Şubat falan hepsi İstanbul'daki o KODA'da Ergenekon davasına bağlanacak. Buradan açıkça söylüyorum. Hepsini ona bağlayacaklar. Neden bağlayacaklar onu da açıklayacağım. Buyurun. Şimdi Türkiye'de iki tane örgüt çıktı bunlara göre. Biri PKK. Bu PKK gerçek terör örgüt. Çünkü mahkeme kararı var kesin. Bir de Ergenekon var. Ergenekon sözde terör örgütü. Çünkü hakkında çıkartılmış bir kesin mahkeme kararı yok. Sözde. Yani bu PKK gerçek, bu da sözde. Örgüt dediğiniz zaman, örgüt demek dağdaki terörist demek değildir. Bunu halkımızın iyi görmesi gerekiyor. Çünkü bu medya halkımızın bütün dikkatini dağdaki teröriste çekiyor. Yani dağdaki terörist biterse terör bitecek gibi bir hava estiriliyor. Bu doğru değil. Bakınız örgüt dediğiniz bir yapıdır, bir fabrikadır, bir mafyadır, bir şirkettir. Nasıl ki bir şirketin başı varsa bu örgütün de bir başı var. Yönetici kadrosu var. Yönetici. Silahlı cephesi var. Siyasi cephesi var. Parası var, parası, kasa. Kasaları var. Arşivleri var. Arşiv çok önemli. Türkiye'de bunu da kimse gündeme taşımıyor. Bu örgüt çalıştığı için bu yapıyla sürekli çalıştığı için terörist var dağda. Bu dağdaki terörist bu yapı çalıştığı için var. Siz örgütle mücadele ediyorsanız bu önce bu yapıyla mücadele edeceksiniz. Şimdi şu yapı gerçek olan terör örgütünün şemasında açıkça ortaya çıkıyor. Bundan kimse bahsetmiyor PKK'dan. Ama herkes Ergenekon'dan bahsediyor. Sürekli soruşturmalar yapılıyor ve soruşturma hiç bitmiyor. Ve sürekli gözaltılar, operasyonlar, tutuklamalar var, yargılamalar var. Bu sözlü örgütün başının kim olduğu belli değil. Hala belli değil. Ne olduğu ortaya çıkmış değil. Yönetici kadrosunun kim olduğu belli değil. Silahlı cephesi belli değil, yok zaten, öyle bir iddiada da olmadı. Siyasi cephesi belli değil. Kasaları belli değil. Bir tanesi Kutlisi okurdu, öldü. Bir de ben diyorsun. Para yokluğundan belediyesini cenaze maalesef kaldırdı. Maalesef. İkinci kasada benmişim işte. Bu örgütün kasası benmişim diye soruşturma yapıyorlar. Telefonumu dinliyorlar. Ve örgütün arşivi yok. Bu sözlü örgütün. Yani bu işin, bunun ne olduğu belli değil. Çıkmış bir karar da yok. Ama Türkiye'de bütün operasyonlar, yani halkımızın olayı görmesi açısından anlatıyorum, bunun üzerine yapılıyor. Bütün operasyonlar. Bunun da sebebi var. Fakat buna gelince, bakınız şuradan bakın. Akan örgüt başı. Evet. İmralı'da sarayda yatıyor. Bakınız sarayda yatıyor. Her gün doktor kontrolünde. Yemekleri özel seçiliyor, veriliyor. Psikolojik durumu, hatta saçını kesseniz Türkiye'de yeri yerinden oynuyor. Örgüt başı. 56 bin canın katili bu. Ama bu sözlü örgütün yöneticileri sözde cezaevinde ölüyor. Kaza geçiriyor. Daha geçenlerde MİT Kaşif Kozunoğlu oldu. Evet. Sır ölümü. İşte Levent Ersöz hapishanede sürünüyor. Hastanede yoğun bakımda. Ya haber al. Dünyanın en ünlü cerrahı terörist diye tutuklu bulunuyor. Ya madem hani başbakan diyor ya biz yaradanı yaradılanı yaradandan ötürü severiz diye. Ya bu insan insanlara can veriyor ya. Haber al. Yargılayacaksan yargıla. Bari özel karar çıkart da de ki hastanede kalacak, hastalarına bakacak de. Can versin işte. Madem yaradılanı seviyorsun, ver karaciğer nakli yapsın, şunu yapsın, bunu yapsın. Onu bile yaptırmıyorlar.
Ki ama son bunun göğsümüzü yöneticileri... kabartan bu başarılı organ nakillerinin de haber alanın önünü açtığını kendi doktorları da ifade etti. Onu da belirtelim. Örgüt yöneticileri bunun, bu gerçek örgütün. Geçen gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek ne açıklama yaptı biliyor musunuz? Bildiğim kadarıyla dedi, Murat Karayılan hakkında dedi dava yok dedi. Bakınız, bu Türkiye için korkunç bir durumdur. Ben buradan ülkeyi yönetenlere soruyorum. Bir, PKK terör örgütü müdür? Bu konuda aldığınız bir karar var mıdır? Açıklayın ya. Bu ülkede kim terör örgütü? Yaz, karar al. Dünyaya duyur. Ben soruyorum, aldığın bir karar var mı? İki, örgütün yönetici kadroları hakkında açılmış dava var mı? Açıklayın bize. Yani siz şikayetsi, siz ben örgütü, şikayetçi oldum da dediniz. Hiç, evet, savaşan gerçek terör örgütü, başı yattığı yerden örgütü idare ediyor. Yöneticileri hakkında açılmış dava yok. İşte Osman Öcalan, 74 askerimin katili. İşte Murat Karayılan. Var mı dava? Var mı kırmızı bülten? Mal varlıklarını dondurdunuz mu? Şeyi dondurdunuz, Bedrettin Dalan'ın mal varlığını dondurdunuz örgüt üyesi diye. Evet, bak. Peki bu PKK yöneticilerinin mal varlıklarını dondurdunuz mu, dondurmadınız mı? Peki silahlı cephesi? Irak'ta işte Şemdinli'nin dibinde teröristler cirit atıyor. Niye müdahale etmiyorsunuz? Etmiyorlar. Siyasi cephesi mecliste, polisimizi tokatlar oldu artık. Mecliste kimse dokunulmazlığını kaldırmıyor. Kasaları Avrupa'da söylüyoruz işte, kimse el koymuyor. Arşivleri ortada yok. Diyeceksiniz ki kasa ve arşiv niye önemli? Kasayı bulursak bu örgüt kime para veriyor onu bulacağız. Bu örgüte kim para veriyor onu bulacağız. Arşivleri bulursak hangi milletvekilinin oğlu, hangisinin kızı terör örgütü üyesidir? Arşivde çıkacak onlar. Kayıtlı çünkü bunların hepsi. Hangi yabancı istihbarat örgütleri bu örgütün içinde? Onlar çıkacak. E bunların hiçbirisi yok. O zaman şimdi hükümet ekranlara çıkıp da ben terörle mücadele ediyorum, o yüzden orduya saldırıyorum diyorsa, terör örgütü gibi göstermeye kalkıyorsa, bunun bir terörle mücadele olmadığını halkımızın açık açık görmesi gerekiyor. İşte buradan terörle mücadele eden bir hükümet işte PKK'yla mücadele eder. Etmiyor. Ha, buradan KCK'ya getireyim işi. Buyurun. Diyeceksiniz ki habire KCK alınıyor. Binlerce insan, evet. Bu bir tuzak. KCK 2005'te kuruldu. Bunu ben biliyorum, hükümet bilmiyor muydu? Milli İstihbarat bilmiyor muydu? Peki 2007'de halk mahkemeleri kurdular. Devlet içinde devlet organları kurdular 2007'de. Açın gazeteleri okuyun. Halk artık bağımsız mahkemeye gitmiyor, PKK mahkemesine gidiyor diye medyada haberler var. Yıl kaç? 2007. Niye engel olmadınız? Niye engel olmadınız? Gittiniz Oslo'da görüşmeler yaptınız. Yıl 2012. KCK deyip içeri alıyorsunuz. Ordunun da elini kolunu bağlıyorsunuz. Irak'a harekat yaptırmıyorsunuz. PKK'da vurup vurup evlatlarımızı şehit ediyor. Ondan sonra ne oluyor? Ekrana çıktığınızda diyorsunuz ki ya bak, koskoca Türk ordusu başaramadı bu işi. Bak, Türk ordusu da çok kötü işler yapmış. Şimdi hepsi Silivri'de yapıyor. KCK da çok kötü işler yapmış. O da cezaevinde yatıyor. Gelin beyaz bir sayfa açalım. Bunu da bırakalım, bunu da. Birincisi buna gidiyoruz. İkincisi şehit haberleriyle halkı canından bezdiriyorlar. Halk diyor ki artık ya ne olacaksa olsun. Anayasamı ya yapacaksanız yapın, bitsin demeye getiriyorlar. Bu bir tuzak. Bu bir tuzak. PKK siyasallaşıyor zaten, bunu da anayasa çalışmasında daha açık bir şekilde anlatacağım. Anlatacağız. Hazır bu şeyi bitirmemişken sınır çizgisini, şu Suriye meselesine detaylıca şimdi girelim isterseniz. Bakınız, izleyenlere buradan açıkça söylüyorum, eğer kağıt kalemleri varsa not da alabilirler. Bu arada ara veriyor muyuz arkadaşlar? Suriye, ondan sonra geçelim. Bir yine zorunlu aramız var. Dilerseniz onu da verelim. Tamam. Ardından hem tabelamızı da temizlemiş oluruz o arada Sayın Sarı Zeybek. Efendim,
Tanıklık, medya ve genel eksende başladığımız sohbetimizi sürdürüyoruz. Sayın Sarızeybek gündeme ilişkin değerlendirmeler almaya devam ediyor. Birçok anlamda gelen sorulara sohbet içinde de açıklamaları içinde de yanıt verdiği için tekrar tekrar girmiyorum sevgili seyirciler. O anlamda bağışlasınlar. Yine daha derli toplu tek cümleye taşıyabileceğimiz sorular varsa kendisine yayınımız içinde soracağız. Son olarak PKK, KCK ve Ergenekon'un nasıl bunlardan ayrıldığına dair net ve açık açıklamaları oldu. Özellikle arşiv çalışması pek hepimizin de bilmediği noktaydı. Bu akşam için önemli notlar arasındaydı. Bu bölüm için özellikle PKK ve Suriye, o sınırı genel olarak düşündüğümüzde eğer madem bir sınır ihlali var, PKK neredeyse her gün, belki özellikle bahar geldi, onunla ilgili belki uyarıları da olacaktır Sayın Komutanın. Orada sürekli bir sınır ihlali var, oraya müdahale edilmiyor da niye Suriye'nin sınırından güya işte müdahale var, ihlal var deyip de o tarafa doğru bir yönelme var. Onu biraz açmaya çalışacağız ama bir kısa aramız var, zorunlu aradan sonra birlikte olacağız. Haber masasında 3. bölümdeyiz. Emekli Albay Erdal Sarızeybek gündemi yorumluyor. Bu bölümde ikinci bölümün son bölümünde PKK-KCK yapılanmasının kodlarını bize anlattı ve Ergenekon'da da bunların hiçbirinin olmadığının altını çizdi. Geniş bir özetle belki de herkesin merak ettiği o soruları da yanıt vermiş olduk. Çok sayıda yine soru, görüş ve önerileriniz var. Bunları derleyip toplayıp Sayın Sarızeybe'ye sormak istiyoruz. Ali Bora İstanbul'dan, biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Sokak marketlerine de devretmeyeceğiz. Erdal Sarızeybe'ye selamlar demiş. Profesör Talat Tavruz, ben kendimden şüphe ederim, Erdal Bey'den şüphe etmem demiş vatanseverlik konusunda. Yüreğimiz açık. Evet. Yine çok sayıda canlı bağlantı isteyen sevgili seyircilerimiz var ama program formatımız gereği bunu gerçekleştiremiyoruz. O bizden kaynaklı. Ne olur kimseye kızmayın. Osman Özdemir Denizli'den hakikatli bir komutanımız, tüm gerçekleri anlatıyor bizlere. Ulusal kanala da ayrıca teşekkür ediyoruz demiş. Bizler sizlere teşekkür ediyoruz. Veysel Toptaş Trabzon'dan, Hakkı Karabulut Trabzon'dan görüşlerinize katıldıklarını ifade ediyor. Teşekkürlerini sunuyorlar. Özet özet aktarmaya çalışıyorum. Nurten Sayın Tekirdağ'dan, Mehmet Yurdakul İstanbul Ali Bey Köy'den. Özellikle şeye çok yoğun bir tepki var. Bugün gerçekleşen Genelkurmay'ın açıklamasına, bu zamana kadar olan bitene sessiz kalıp da siz bunlara ya da bu açıklamalara nasıl tepki gösteriyorsunuz şeklinde bu anlamda hatta bir açıklama bekliyorlar. Ordumuzu sevdiğimiz için yapıyoruz. Onun için tabii ki altını çiziyorlar. Yani bunca komutanımız içeride tutukluyken diye hep cümleler genel olarak başladı. Ümit Bulak Ordu Ünye'den Sayın Sarızeybek'in kitabını nereden bulabiliriz demişler, vermiştik pozitif ama yayıncılık. Pozitif yayıncılıktan ulaşabileceğinizi ifade etti. Caner Kökçü Kuşadası'ndan yine bizlerle yorumlarını paylaşan sevgili seyircilerimiz, ben de kafam karıştı nereye bakacağımı, her yerde inanılmaz derecede bir yoğunluk var. Ama ne olur cümle cümle gönderin, ben hepsini bunların okuma şansına sahip değilim, yoksa komutanımıza söz veremeyeceğiz. Kanal yöneticisine böyle önemli bir konuyu niye bu saate alıyorsunuz? Çok insan uykuda, tekrarını belki verir arkadaşlarımız izlersiniz. Kemal Bey Mersin'den iletmişler. Sayın komutanım görüş, düşünce ve sözlerini ilgiyle dinliyor. Görüşlerinize katılıyoruz. Kendisini sevdiğimizi ve yanında olduğunuzu bilmesini istiyoruz demiş Oktay Bey. Seçildi gece Şam'a selam göndermişti. Şimdi ne oldu demiş, iktidarı kastederek söylemiş. Evet. Şimdi o ne olduğu aralamaya çalışacağız Sayın Sarızeybek'te. Fatma Tekim, sağ olasınız Sayın Komutanım. Yürek verdiniz. Olay kamuoyuna anca böyle anlatılırdı demiş. Aynur Ünsel, Sayın Sarızeybek'i izledikçe koyun milletimden utanıyorum demiş. Gerçekleri bu kadar kör olunmaz ama her yer işgal edilince izin vermiyorlar halka anlatmamıza, konferanslarımızı iptal ediyorlar.
Ama bir geçtiğimiz 1 Mayıs'taki o canlılık, o hareketlilik, evet, o halkın sokaktan bazı haykırışları galiba en azından sizin anlattıklarınızın bir nebze de olsun anlaşıldığını sanki gösterir gibiydi. Mehmet Bey, Erdal Bey, söylediklerinize katılıyoruz. Ne yapacağımızı, birey olarak görevimiz nedir onları da anlatın demişler. MHP özellikle sizin konferanslarımızı iptal ediyor mu diye ilginç, tamam, bir soru var. Onlara o iki ilerleyen soruya cevap vereyim izin, buyurun, verirseniz. Buyurun. Birincisi, şimdi halkımıza bu gerçekleri anlatmamızı istemiyorlar. Yani bizimle uğraşmalarının zaten temel sebebi bu. Halkımız gerçeği görürse tehlikeyi görecek. Tehlikeyi görürse tehlikenin arkasında kim var onu görecek. Ve bu siyasetin bizi tehlikeye düşürdüğünü, ateşe attığını gördüğünde bu siyaseti değiştirecek. Yani bütün amaçları bu. Halkımızın tehlikeyi görmesini engellemek. O yüzden fiili bir ekran yasağı uyguluyorlar bize. Dolayısıyla biz Anadolu'yu geziyoruz ama bu anlattıklarımızı yazdığımız, anlattığımız internette sayfamız var. Facebook'tan Erdal Sarızeybek diye yazarlarsa bir sayfada 45 bin kişi, İki tane ayrı sayfada 5'er bin kişiyiz çünkü fazla almıyorlar. Eğer sayfalarımızı paylaşırlarsa, okurlarsa ve arkadaşlarına da gönderirlerse en azından halkımızın kısa sürede tehlikeyi görmesine sağlamamıza katkıları olur. Face'den şu yoğunluklu yorumlar var. Ülkenin bölünmesi konusunda kurtuluş ümidi kaldı mı? Şahsi görüşümde elbette, birkaç soru elbette, bu var. Elbette. Yani. Asla umutsuzluk en büyük düşmanımızdır. Asla umutsuz değiliz. Bu bir mücadeledir. Bu mücadele 1000 yıldır sürüyor zaten. Belki binlerce yıldır sürüyor. Ama halen yaşadığımıza göre demek ki geçmişte başardık. Şimdi de başaracağız. Neden olmasın? Milliyetçi Hareket Partisi'ne gelince lütfen izleyenler sesime kulak versin. Milliyetçi Hareket Partisi çok samimi söylüyorum. Sizin daha önce üyeliğiniz vardı. Tabii. Açıklamıştınız burada. Onu da açıklayacağım. Buyurun. Türkiye'nin kilit partisidir. Sebebi şu. Geçenlerde çok ciddi bir araştırma kurulunun başındaki kişi ekranlara çıktı. Bize şu açıklamayı yaptı. Dedi ki AKP şu an %50'nin üstünde. Ama bu %50'nin üstünde olması AKP'nin başarılı bir yönetimi olduğundan değil, MHP'yi ve CHP'yi yönetenlerin başarısızlığından dedi. Çünkü dedi CHP'nin oyları MHP'ye gidiyor. MHP'nin oyları da dedi AKP'ye gidiyor. Dolayısıyla buradaki kilit parti Milliyetçi Hareket Partisi oluyor. Bir yandan CHP eriyor, bir yandan Milliyetçi Hareket Partisi eriyor ve bu oylar da AKP'ye gidiyor. Dolayısıyla MHP'yi yönetenler iyi bir muhalefet siyaseti izlerse ve bunu da gidip halkımıza anlatırsa, öyle salı günü meclis konuşmalarıyla olmuyor bu iş. Halkımıza gidecekler. Miting yapacaklar. Köy köy, il il, ilçe ilçe halka anlatacaklar. Kendi oylarına sahip çıkarsa Milliyetçi Hareket Partisi hem kendisi güçleniyor hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin erimesini engellemiş oluyor. Dolayısıyla AKP'den tipik kurtulma şansımız. Tipik bir Amerikan projesi, evet, muhalefetiyle, iktidarıyla işliyor diye. Yani şimdi anlayamadığım bazı şeyler var. Mesela ben Çankaya Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatına gittim. Kendi isteğimle üye oldum. Herkes resim çektirdi, basına açıklama yaptı, halktan destek istedik. O gündür, bugündür bizi bir daha hiç kimse aramadı. Bu bir. Yargıtay'ın o üyelik, parti üyelik sayfası var. Evet, sevgili ona Can girdim, kendimi aradım, üye miyim, değil miyim diye. Baktım ki o sayfaya göre üye de değilim. Siz üye de mi yapmamışlar? Öyle gözüküyor. Bunu açıkladım. Hiç kimse de bana ya bu açıklama yanlıştır, seni üyesin demedi. Edemediğine göre herhalde üye değiliz. Ama beni çok konferansınız üzen, iptal oldu mu? İşte bütün mesele o. Beni üzen o, ne yazık ki Anadolu'da birkaç il ve ilçede konferans verecektik ki daha önce açıkladığım gibi bir tanesi Kayseri Develi'ydi. Ne yazık ki bu konferanslarım iptal edildi. Yani bunu anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerimize de buradan sesleniyorum. Bu olayı çözsünler. Yani benim adım Erdal Sarızeybek. Çizgim belli, tavrım belli, sözüm belli. Yani hiçbirisinden de geri adım atmış değiliz. Evet, bütün varsa sözlerimizin de arkasındayız. İsteyenler yine yayınımıza çıktı. Dolayısıyla eğer ki Milliyetçi Hareket Partisi harekete geçerse, halkımıza gidersek,
ülke ocakları eliyle halkımızdan destek ister isek, inanın bana çok geniş bir halk kitlesini toplayabileceğiz. Bu AKP siyasetini de bir an önce değiştireceğiz. Ben buna yürekten inanıyorum. Bu saatte değil, programlar 18-22 arasında yapılsa daha çok kitleye ulaşır. Bu 3-5 generale zam da yapılmış diye bir yorum var İbrahim Ayva'dan. Az önceki yorumda Cemil Aldemir'e aitti. İlgiyle izliyoruz diyor Ali Akar. Serdar Selvi 3-5 generaline sahip çıkamayan millet ordusuna hiç sahip çıkamaz demiş. Cemil Aldemir beyaz tahtaya yazıyor vallahi, yarın Zaman gazetesine kapak olsun demiş. Evet. Az önceki yazınızı sanıyorum. Şimdi şöyle bir şey var Can Bey. Paşam bazen demiş, halkımızı suçluyorlar. Evet. Halkımızın bir suçu yok ki. Bizi okutmadılar ki. Birincisi bu. Türkiye'nin eğitim öğretim ortalaması ilkokul 3.4. Okutmadılar bizi. İkincisi öyle medyayı ele geçirdiler ki ne yapsın şimdi benim Anadolu'daki garip halkım Samanyolu televizyonunu açarsa. Mesela Türk ordusu dediniz, sert demeç verdi değil mi? Açıp Samanyolu'nu izlesinler her gün. Yarım saat ordumuza neredeyse hakaret ediyor. Her gün. Niye durdurmuyorlar bu yayınları? Türk ordusu hükümetin ordusu değil mi? Hükümet niye müdahil olmuyor? Yani bunlar bizi üzüyor. Ender, halkımızın bir suçu yok. Evet, Ender Aytürk zevkle seyrediyoruz programı. Cemil Aldemir helal olsun. Keşke herkes böyle konuşsa. Serap Şener helal olsun komutanım. İbrahim Ayva konuşmak o kadar kolay değil. Mustafa Özbek, Sinan Aygün, Nedim Şener yazarlar cezaevine girmeden bangır bangır konuşuyorlardı. Cezaevinden çıktıktan sonra sesleri kesildi. Bunu hiç fark etmiyor musunuz? İçeri atıyorlar, çıktıktan sonra evet, sesleri kesiliyor. Öyle komutanlar aslında TSK'da çok ancak konuşturmuyorlar. Özellikle albay ve yarbay kadrosundan yetişecek generaller ülkeyi aydınlığa çıkartacaktır demiş Mehmet Uludağ. Nevin Şarkaya, Allah'tan korkmuyorlar ki her türlü suç emniyette üretiliyor ve CD'ye kayıtla kişilerin evlerine konuyor. Bunu artık herkes biliyor demiş ve onlarca yine soru, görüş ve yorum var. Suriye konusu evet, eksenindeki sorular da çok fazlaydı. Bunları böyle derleyip toplayıp size soruyoruz ki daha akıcı bir yayın gerçekleştirmiş olalım. Şimdi Suriye'de az önce aslında net bir tespit yaptınız. Irak'ın kuzeyinden işgal oluyordu, oraya ses çıkartılmıyor. Onu çizelim. Buradan çizmiş hem olalım. Çizelim. Hem de o arada sorumuzda yöneltmiş olalım. Çünkü siz o haritayı belirtirken. Neler oluyor bölgede? Üzüldüğüm şu. Ya size kıymet vermişiz, oy vermişiz, başbakan yapmışız. Çıktığın zaman ekrana Türk milletine yalan söyleyemezsin. Hakkın yok buna. Şimdi çıkıp diyorsun ki Suriye sınır ihlallerine devam ederse müdahale hakkımız doğar diyorsun. Suriye'nin askerleri her gün gelip karakollarımıza saldırmıyor bizim. Askerlerimizi şehit de etmiyor. Hiç Suriye'yle de bir savaşa mamaşa girdiğimizde yok. Olmadığı halde bunu söyleyebiliyorsun. Yani sınır ihlali olursa Suriye'ye müdahale ederiz. Peki, şurası Suriye. Burası Şemdinli. Şurası da Çukurca. Tabii 74 vatan evladı yanımda can verdiği için çok ağır geliyor bunlar bize. Şehit olmak öyle kolay değil. PKK. Şemdinli'nin hemen güneyinde 2 saatlik mesafede Hakurk. Ana eylem kampı. Hemen Şemdinli'nin batısında Basyan. Hemen kuzey batısında Avaşin. Ve hemen bunun yanında da ZAP. Yaklaşık 2000 katil var buralarda. Yaklaşık 2000 katil. Bu 2000 katil her gün bizim sınırlarımızdan giriyor. Daha geçen sene 24 şehit vermedik mi Çukurca'da? Evet. Nereden geldi bu teröristler? İşte Barzani bölgesinden. Burası Barzani bölgesi. Irak'ın kuzeyi. Ve teröristler burada. Bunlar her gün sınırı ihlal ediyor. Karakollara saldırıyor. Ve biz her gün şehit veriyoruz. Benim başbakanım çıkıp da demiyor ki bu sınır ihlallerine göz yummayız, Irak'a müdahale ederiz diyemiyor, diyemiyor. Ama Suriye olunca diyor. O zaman buradan neyi anlamamız gerekiyor? AKP hükümetinin izlediği Orta Doğu'daki siyasete bir bakmamız gerekiyor. Eğer ki izleyenlerin kağıt kalemi varsa yazarı Odette Yinon.
daha önceden de örneğini vermiştim. Dünya Siyonist dergisi Kivinum'da 1982 yılında yayınlanmış bir Siyonist plan var. İsrail'in planı var. Adı da İsrail için strateji, 1980'lerde. Arap Baharı diyorlar ya bugün. Demokrasi diyorlar ya, insan hakları. Hiçbiri doğru değil. Hiçbiri şundan doğru değil. Birincisi, Arap Baharı olması için insanların mutlu, huzurlu yaşaması lazım. İnsanlar ölüyor Orta Doğu'da. İşte Irak'ta 1,5 milyon Müslüman öldü. Öldürdüler. 3 milyon Müslüman göç etti. Libya'da kardeş kardeşi öldürdü. Nasıl Arap Baharı? Birinci bu. İkinci, bu Orta Doğu'da yaşanan bütün olayların arkasında İsrail var. Açık açık söylüyorum. Çünkü planda yazmış bunları. Diyor ki, İsrail'in Müslüman coğrafyada tek Yahudi devlet olarak yaşayabilmesi için Müslüman ülkeleri etnik köken ve dini mezhep temelinde ayrıştırıp parçalaması lazım. Parçalar içerisinden İsrail'e müttefik devletler kurması lazım diyor. Planda yazmış ve bu planda ilk hedef Irak gösterilmiş. Yani Amerika sözde Büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde Irak'ı işgal etti ama İsrail'in bu planına göre parçaladı. Etnik köken, dini mezhep. Kürt, Arap, etnik köken. Şii, Sünni, dini mezhep. Ve bugün Irak üçe parçalandı. İkinci hedef Suriye. Sebebi, Orta Doğu projesinde geçen sözde o Büyük Kürdistan diye baktığınızda haritaya, Türkiye, İran, Irak, Suriye'den birer parçalar var. Bu parçalar birleştirilecek. Ürdün'den de bir parça alınarak İsrail, Ürdün'den bir parça, Suriye'den bir parça, Irak'tan bir parça, Doğu Anadolu'da özel yönetimle Büyük İsrail projesini gerçekleştiriyor. Hedefi de Karadeniz'e inmek. Bunu Karadenizli bir çok yaşlı bir büyüğümüz konferansta anlatıyorum işte bu planı, İsrail'in planını. Ya dedi, evladım dedi, kendini niye bu kadar yoruyorsun, desene ki İsrail Karadeniz'i istiyor dedi. Yani mesele bu kadar açık. Dolayısıyla AKP siyasetinin son 10 yıldır, daha geçen gün başbakan saymadı mı? İşte Laz, Çerkez, Roman, Gürcü, Arap, Kürt saydı tek tek değil mi? Evet. 10 yıldır AKP siyaseti Türkiye'de etnik ve dinsel ayrıştırma yapıyor. Ve kendisini savunmak için en son milli güvenlik bildirisine bakın. Orada diyor ki, etnik ve mezhep ayrımcılığına karşıyız diyor. Savunma mekanizması geliştiriyor. Ama fiili uygulamaya baktığınızda etnik ve dinsel ayrıştırmayı AKP siyaseti fiilen yapıyor. Bugün Türkiye'de en fazla neyi konuşuyorlar? Türk-Kürt. Başka ne diyorlar? Alevi-Sünni. İşte bu ayrımcılıktır, ayrıştırmadır. Peki bunu neden yapıyor diye baktığınızda, işte bu ayrıştırma siyaseti birebir İsrail siyaseti olduğu için AKP siyaseti ben Müslümanım diyerek ortaya çıkıyor ama izlediği siyasetle doğrudan İsrail'e hizmet ediyor. Dolayısıyla hep şunu vurgulamaya çalışıyorum. AKP Türkiye'nin bir partisidir, kimsenin bir şey dediği yok. AKP'ye oy verenler de bizim kardeşimizdir. Ona da bir şey dediğimiz yok. AKP'nin izlediği siyaset bizim değil. Halkımız bunu bir görse, anlatabilsem, işte versinler Samanyolu haftada bir saatte bizi çıkarsın. Kanal 7, Kanal 8, NTV, CNN, PKK'lıları her gün çıkartıyorlar. Bir de bizi çıkarsınlar, biz anlatalım. Yani diyeceğim o ki, Suriye'ye getireceğim konu, AKP siyaseti birebir İsrail'e hizmet ettiği için İsrail'in de bu Siyonist planında ilk hedeflerden bir tanesi de İran. Diyor ki, Müslüman coğrafyada nükleer silah sahibi olanı vururuz diyor. Nükleer silah bizim için diyor en büyük tehlikedir. Dolayısıyla görüyorsunuz işte İsrail 2 yıldır İran'ı vurma planları yapıyor ve açıklıyor bunu. Amerika da açıklıyor. Askeri müdahale her zaman masanın üstündedir diye açıklıyor. Ama İran öyle sıradan bir ülke değil, öyle Libya gibi değil veya Suriye gibi değil. İran'ın da köklü bir geçmişi var. Ve İran'ın arkasında destekleyen Çin ve Rusya da var. İran'ın
bir de Suriye bölgesinde yaptığı faaliyetler var. Hizbullah eliyle veya diğerleriyle. Dolayısıyla İsrail İran'ı vuracak ama diyor önce şu Suriye'yi bir ayırayım İran'dan. Çünkü İran siyaseti Suriye üzerinden İsrail'i etkiliyor. Ben diyor Suriye'yi saf dışı bırakırsam İran yalnız kalır. O zaman Çin'le Rusya ile otururuz. İran'a ne yapacağımızı diyor belki de müştereken karar veririz. Ama mutlaka engelleriz. Plan o şekilde gelişiyor. Şimdi Suriye Büyük Orta Doğu projesinde sözde Kürdistan'ın sözde yine bir parçası olduğu için diyorlar ki biz Suriye'yi etnik ve dinsel temelde ayrıştıralım. Orada Hristiyan unsurlar var. Hristiyan unsurları diyor İsrail'e müttefik yapalım. İşte özel yönetimlerle şunlarla bunlarla adına demokrasi ve insan hakları diyelim. Suriye halkı özgürlük istiyor diyelim. Suriye'yi bir ayrıştıralım. Suriye'nin başına bir kukla yönetim getirelim. Kukla yönetim ne? İsrail Suriye'yi işgal edeceğine, Suriye hükümeti İsrail yanlış olsun aynı hesap. Ya şimdi Amerika Türkiye'yi işgal edeceğine, savaş yapacağına Türkiye ile kendisine hizmet eden bir hükümeti iş başına getirirse aynı hesap. İşgal etmiş oluyor. Çünkü işgalle kullanacağı kaynakları, madenleri, limanları, fabrikaları, bankaları aklınıza ne geliyorsa zaten hükümet eliyle yapıyor. Niye işgal etsin ki? Niye savaş açsın ki? İsrail Türkiye'ye niye savaş açsın? Zaten istediğini yaptırıyor siyasetin eliyle. Dolayısıyla Suriye'de oynanan oyun bu. Esad rejimini şimdi bunu düşünmek... anlattığınızda bu şekilde diyorlar ki işte canım orada da Suriye'de insanları öldürüyorlar bilmem ne. Kimle savaşıyor? Kim ölüyor? Ne oluyor? Oraları da bize anlatabilir misiniz? Şimdi bakınız. Yani Orta Doğu'da Türk tarihini bir kere herkesin okuması lazım. Ta binlerce yıl öncesinden Etilerden, Hititlerden, Lidya'dan, Frigyalı'dan bu coğrafyada... Yani bu zaman zaman biz de röportajlar yapıyoruz. Kimse savaş falan istemiyor ama yok. Mesela vatandaşı biri diyor ki ya işte orada da Esad ordusu efendim Müslüman katlediyor vesaire diyor. Kim o? Kimle savaşıyor? Ne yapılıyor şimdi orada? Şimdi diyeceğim şu. Türk tarihini bilmek gerekiyor. Bu bir güç savaşı. Orta Doğu coğrafyasına baktığınızda bu Haçlılar dediğimiz Avrupa, Bizans'ın çocukları dediğimiz ki biz demiyoruz ha Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 2004 yılında çıktı televizyona dedi ki biz Bizans'ın çocuklarıyız. Amerika Başkanı George Bush önceki çıktı dedi ki bu bir Haçlı Seferi'dir. Haçlı Seferi Bizans'ın çocukları yan yana getirdiğinizde son 2000 yıllık Orta Doğu coğrafyasında iki büyük güç var. Biri Bizans, biri Türkler. Türkler bu coğrafyanın son sahibi. Yaşayan uygarlık. Bizans ne oldu? Bizans Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde bir izleyenin dediği gibi çanak oldu, çömlek oldu. Yaşayan son uygarlık biziz. Suriye'yi 500 yıl yöneten biziz. 500 yıl. Irak'ı, İran'da Büyük Selçuklu Devleti'ni kuran biziz. Bir gücümüz var bizim. Böyle bir güç 500 yıl yönettiği ve üstelik akraba olduğu. Çünkü 500 yıl kediyle köpeğe yan yana koysanız akraba olur. 500 yıl bu dile kolay. Akraba olduğu bir Suriye'de muhalif diyerek rejim karşıtlarına öyle Hatay'da Matay'da kamp kurmaz. Herkes açıklıyor işte eğitim yapılıyor diyor. Silahlar Türkiye'den gidiyor diyor. Şimdi ben bir de şunu anlamıyorum. Yani siz sınırda görev yapmış komutanlardan bilirsiniz. Neticede bu tip şeyleri yaşamamışsanız da en azından tatbikat olarak bilirsiniz. Diyelim ki böyle bir masum bir halk var ve sizin sınırınıza geldi. Siz de kucak açtınız, çadırlarını kurdunuz. Yemeğine, içtiğine efendim verdiniz. Yaparız. Silahına izin verir misiniz efendim? Hayır. Ben görüyorum bütün ekranlarda efendim. Yani orada yanlış burada. Şeyleri geziyorlar. Suriyelilerin kaldıkları yerleri geziyorlar. Adamlar bildiğimiz silahlı. Ellerinde de bayağı kaliteli. Yani şeyini bilmiyorum. Güç ya da kapasitesi nedir ne değildir bilmiyorum ama bildiğiniz o silahlarla oralarda bekliyorlar. Türkiye'nin, AKP'nin izlediği siyaset bizim değil. Bizim siyasetimiz değil. Bizim siyasetimiz Suriye'deki muhalifleri Türkiye'ye getirip böyle kamplara yerleştirip bir de yönelildiği doğru ise silahlandırıp eğitip Suriye'de eyleme göndermez.
Bu çok yanlış bir siyaset. Açsınlar Atatürk'ü okusunlar. Atatürk ne yaptı? Önce komşu ülkelerle ittifak kurdu. Barış içinde yaşayabilmek için. Sadabat Paktı bildiğim kadarıyla pakt kurdu. Balkan Paktı kurdu. Önce kendi komşu ülkeleriyle bölgesel ittifak kurdu. Kime karşı kurdu? Emperyalist sömürgecilere karşı kurdu. Şimdi Atatürk aramızdan ayrıldı. AKP adı olan bir siyaset geldi. Emperyalistlerle işbirliği yaparak Suriye'yi kaşıyor. Bakın onların içinde, onu da söylediler. Bütün, hani Türkiye'de hiç casus yok mu ya? Bütün Yahudi Mossad ajanları, CIA ajanları, İngiliz ajanları cirit atıyor ya. Evet. Hiç gündeme taşıyan var mı? Birkaç kere yanılmıyorsam Aydınlık yazdı. Bakanlığın yanında karargah kurmuşlar, CIA ajanları geliyor. Kamu güvenliği müsteşarlığı değil mi? Türkiye'nin güvenlik müsteşarlığı. Başbakanlığa 500 metre mesafede Yavuz Donat evet. ilk yazmıştı. Aydınlık bunu neredeyse krekusunu sonraki kamu yıllarda. Güvenliği müsteşarlığı kuruldu değil mi Türkiye'de? Müsteşarı da var Murat Özçelik bildiğim kadarıyla. Kamu güvenliği. Kanuna bakınız. Diyor ki yabancı eleman çalıştırılır. Yabancı uzman. Güvenlik alanında kim uzman olur? İstihbarat örgütleri. CIA, Mossad, MI5 İngiliz. Onlar olur. O zaman bizim kamu güvenliği müsteşarlığının içinde CIA ajanları mı var? Yani siz birinci bölümde komutanınızın ismini vererek yanınıza evet. gelen bir kişiyi bile araştırıp tabii canım. Ortaya çıkarttınız. Sen devlet güvenlik teşkilatı olarak nasıl? Yani diyeceğim diyorsunuz. Şu ki Suriye'yi kaşıyorlar. Suriye'de uygulanan siyaset birebir İsrail siyaseti. Evet. Amacı Suriye'yi ayrıştırıp hükümeti devirip İsrail yanlısı bir hükümeti iş başına getirmek. Evet. İran'ı yalnızlaştırmak. Daha sonra gerekirse İran'ı vurmak, gerekirse Rusya'ya ve Çin'e rağmen, ama asıl tehlike bizim Türkiye için. Türkiye'nin hepsini istiyorlar. Tabii biraz sonra anlatacağız. Türkiye'nin hepsini istiyorlar. Gelelim o zaman anayasaya. Tamam, gelelim. Anayasa başlığına gelelim. Şimdi anayasa enteresan işliyor. Bir yandan halk desteği almak üzere toplanan anayasa kurultayları Cemil Çiçek başkanlığında genelde bu konferanslar gerçekleştiriliyor. Daha önceden üye değilseniz, not almamışsanız, kayıtlı değilseniz sizi içeri de almıyorlar. Evet. Haberlerimizde bunları verdik. Bir Milli Anayasa Forumu var. Anayasaya alternatif bir bakış açısı ortaya sergilemek adına. Buna bütün yurttaşlar açık. Bangır bangır sanıyorum siz de bir konferansına eşlik ettiniz hatırladığım kadarıyla. Evet. Orada görüşlerinizi de paylaştınız. Böyle bir durum var. Siyaset kanadına baktığımızda partilerin içi karman çorman. Özellikle Suriye meselesinde AKP'nin içinden de çok ters seslerin yankılandığını biliyoruz. Anayasa konusunda öyle midir değil midir onu bilmiyorum ama MHP ve CHP kanadındaki kurultaya gidiyor Milliyetçi Hareket Partisi. Onun hemen arefesinde çok ciddi bir çalkalanma var. Şeyden geri çekilin, Anayasa Komisyonu'ndan geri çekilin ve böyle bir anayasanın yapıcıları arasında yer almayın ya da imzacıları arasında yer almayın yaklaşımları sergileniyor. Erdal Sarızeybek ne diyor? Anayasa için görüşleri neler? Şimdi AKP siyasetini özellikle birçok aydın kesim de sanıyor ki bir din devletine gidiyor Türkiye. Daha bugün izledim. Ümmetçiliğe falan gidiyor. Bu 4+4+4 imam hatipler. Bütün bunların asıl gayesi irtica, din devleti, ümmetçilik falan filan değil. Yani özellikle halkımıza bunu vurgulamaya çalışıyorum. 4+4 eğitim sisteminin getirilmesinin tek sebebi AKP siyasetini iktidarda tutacak ve oy atacak beyin yetiştirmek için. Bir cümle, siz Suriye müdahale bekliyor musunuz bu arada? Hayır, eksik edemez. Bakınız, yani Türk ordu ordusu, buna yönlendirilebilir mi? İç noktadaki bakış açınız çok soru gelmiş. Hükümet istediği kadar baskı yapabilir noktada. Orduya. Bunu kaçırdım. Yalnız şu var, bir ordu halkının desteklemediği bir savaşı sürdüremez. Bakınız, komutanlarımıza da sesleniyorum. Bir ordu kendini yaratan halkının desteklemediği bir savaşı sürdüremez. Dolayısıyla Türk ordusu Suriye'de savaşamaz. Yani bunu derken savaşma kabiliyeti yok mu? Elbette var. Herkes de gerekirse vatanımızı korumak için savaşırız da. Türk ordusunun Suriye'ye müdahalesi demek
İsrail'e hizmet etmek demektir. Bu bir. İki, halk istemiyor. Benim evladım asker. Yarın Suriye'den şehit haberleri gelmeye başlayınca ne olacak? Savaş çıkarsa oğlumuzu askere göndermeyiz. Ordu ne çıktı yapacak? Tabii, evet. Özal zamanında bir genelkurmay başkanı, Özal dedi ki Musul, Kerkük gibi bir hayali hedef koyup orduya harekat dedi. Genelkurmay başkanı küt diye istifa etti. Evet. Dedi Musul, Kerkük için böyle bir maceraya Türk milleti dedi giremez. Çünkü bize Musul'u, Kerkük'ü vermezler dedi yani. Ha, o zaman biz Barzani'yi korumak için girecektik. Ha, şimdi gene aynı oyun oynanıyor. Gene gelecekte eğer Irak'a müdahale söz konusu çıkarsa oradaki teröristleri temizlemek için değil, Barzani'yi güneydeki Şii ve Sünnilere karşı korumak için göndermeye çalışacaklar. Dolayısıyla bugün Suriye'de oynanan oyunları halkımızın şu sağduyu var ya, sağduyu, istediği kadar eğitim düzeyimiz az olsun, yüreğimizdeki o sağduyu diyor ki Suriye bize düşman değil. Dolayısıyla Türk ordusu vatan söz konusu olmadığı halde Suriye'ye Amerika istediği için, İsrail istediği için girdiği anda halk destek vermeyecektir. Savaşamaz. O zaman ne yapacak? Genelkurmay Başkanı böyle bir hükümet... Ordunun içinde sıkıntı olur mu? Yani... Asla. Asla. Neticede bu bir motivasyon işi de her şeyden önce. Emir vereceksiniz değil mi? Hükümet olarak diyeceksiniz ki alın tezkere, gir çünkü Suriye'ye. Çünkü 3 saat 10 dakikalık görüşme var. Kamuoyuna açıklanmadı. İşte perde arkasında çeşitli senaryolar falan konuşuldu. Bu da pek normal değil. Yani 2,5 saat sürüyor bir Milli Güvenlik Kurulu. Hemen ertesinde 3 saat 10 dakika bir baş başa görüşme ve kamuoyuna açıklanmıyor. Yani bu ekseni ya bunlar de, normal değil. Şimdi şöyle, isterse şu anki genelkurmay yönetimi hükümet direktifini alır, ha, orduya harekat emri verebilir. Ama biz sürü toplum değiliz ki. Sokağa çıktığımız zaman orada da direnç görülebilir. Tabii sokağa çıktığın zaman halk istemiyorum dediği anda ordu nasıl sürdürecek? Hatırlayın Kıbrıs harekatını. Ordu nasıl başardı Kıbrıs harekatında? Bütün halk destek verdi. Halk kuyruğa girdi askerlik şubelerinin önünde. Hatırlayın Adana'ya giden konvoyları Ankara'dan. Yolda çadırlı aş evleri kurdu halk. Çorba pişirdi, askere verdi. Al Kıbrıs'ı dedi. O güçle gitti aldı. Halk desteği olmasa nasıl gireceksiniz Suriye'ye? Kaldı ki PKK Irak'ta cirit atarken, kamplarıyla gelip askerlerimizi öldürürken hiç sesiniz çıkmıyorsa ondan sonra gidip Suriye'yi vuracağız derseniz halk bunun hesabını sorar. Sorar. Peki yeni demokrasilerden büyük güç halk değil mi? Devam edelim. Buyurun. Şimdi diyeceğim, yani insanlarımız şuna aldanmasın. Türkiye'nin gidişi, bu yeni anayasa meselesi olsun, Ergenekon kodatlı soruşturma olsun, PKK, KCK olsun, özelleştirmeler olsun, 4+4 eğitim sistemi olsun. Türkiye'nin gidişi bir din devleti, bir ümmet devleti gibi bir yola gidiş değil. Türkiye'nin gidişi AKP adı verilen bir siyaseti sürekli iktidarda tutacak bir gidiş. Dolayısıyla Türkiye'nin nereye gittiğini halkımızın görebilmesi için bu AKP siyaseti nedir? Onu görmesi gerekiyor. İrtica mirtica, irticadan anlayacağımız şudur. Öyle halkımızın sokağa dökülüp din devleti isteriz diyerek isyan edecek diye bir şey kimse düşünmesin. Halkımız bunu yapmaz. Öyle bir düşüncesi de yok halkımızın. İrticayı Cumhuriyet tarihinde tanımlayan tek lider vardır, o da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ondan başka kimse yoktur irticayı açıklayan. Onu da nasıl açıklamıştır biliyor musunuz? Buyurun. 1920'de meclis açıldıktan sonra hıyaneti vataniye diye bir kanun çıkardı Atatürk'ün meclisi. Evet. Tabii silerken. Türkiye'de bugün yani o internet üzerinde öyle oyunlar oynanıyor ki biz bu hıyaneti vataniye kanununu gündeme taşıdığımız zaman inanınız bana Can Bey, internetten sildiler. Yani şu an hıyaneti vataniye diye yazdığınızda bir şey çıkmıyor. Artık bir şey çıkmıyor. Hemen bakalım. Hıyaneti mesela meclisin eski kanunlarına girin, orada da çıkmıyor vataniye. Yani bugünkü adıyla vatana ihanet kanunu. İki numaralı kanun, iki nolu kanun. 1920.
Atatürk İhaneti Vataniye Kanunu meclisten geçirdiği zaman amaç şuydu. İstanbul'da bir hükümet vardı. Düşmanlarla işbirliği yapıyordu. Atatürk Milli Meclisi kurdu. Meclisin otoritesini sağlamak için meclisin emirlerine itaatsizlik edenler dedi vatan hainidir. O da yani ulusal meclisi ayakta tutabilmek için yaptı bunu. Ama 1925 yılında Şeyh Said isyanı çıkınca Atatürk ve silah arkadaşları şunu gördü. Bizim halkımız inancına, yürekten bağlı Allah'ına, kitabına, peygamberine. Bu Musul ve Kerkük'ü bize kaybettiren ben, de isyandır. Şey, evet, yani onun aynı zamanda altını çizmek lazım. Övülüyor çünkü bugünlerde bazı Şeyh Said tarafından da onu öyle söyleyeyim. Bir isyan çıkardı ki din elden gidiyor diyerek isyan çıkardı. Atatürk'ün askerleri namaz kılanları öldürüyor diyerek isyan çıkardı. Ve dağıtılan bildirilerde de bu vardır. Mustafa Kemal'in askerleri namaz kılanları öldürüyor diye. Atatürk baktı ki masum halkımızın kutsal din duygularını suistimal ederek devlete karşı isyan edenler var. Ve bundan da halkın zarar görmesini sağlayanlar var. İşte Atatürk 1925 yılında Hıyanet-i Vataniye Kanunu'na ek bir madde koydu. Ek madde. Her kim halkımızın kutsal din duygularını suistimal etmek amacıyla ve ederek örgütlenirse, halkın kutsal din duyguları üzerinden bugünkü anlamıyla siyaset ve ticaret yaparsa vatan hainidir, cezası idamdır dedi. İrtica bu. İrtica din üzerinden, halkın kutsal din duyguları üzerinden siyaset ve ticaret yapmaktır. İrtica budur. Böyle görmemiz lazım. Peki bu siyaset ve ticaret yapıldığında ne istiyorlar? Yani bu AKP nedir? AKP'yi çözmeden Türkiye'nin nereye gittiğini göremezsiniz. AKP'nin ne olduğunu anlayabilmemiz için son 10 yıldır yaptığı icraatlara bakmanız lazım. Aldığı kararlara bakmanız lazım. Son 10 yıldır şöyle bir hatırlayın. Ne yapıyor? En başta özelleştirme. Evet, şimdi onları da soruyorlar. Halk HES'leri de sullarımızın satılmasını da kabul etmiyor. Ha, babalar gibi satarız diyorlar değil mi? Evet, ya efendim diyor fabrikayı sattık, yabancı aldı götürdü mü diyor. Açacağız bu konuyu. Başka ne diyor AKP siyaseti? Dinler arası diyalog. Evet. Diyalog. Başka? Özel okullar. Ve şimdi 4+4 getiriyorlar buna. Başka? Etnik ayrımcılık. Etnik ve dinsel ayrımcılık. Başka? Türk kimliği. Türk. Hani diyorlar ya anayasadan Türk adını çıkartalım, işte Türkiye'li diyelim filan. AKP'ye baktığınız zaman en çok gündeme taşıdığı 10 yıldır ana konular özelleştirme, dinler arası diyalog, özel okullar, etnik ve dinsel ayrımcılık ve Türk. Türk derken bunun yanına da Ergenekon'u koyun. Çünkü Ergenekon Türk milletinin yaratılış destanıdır. Ergenekon gündemde. Dolayısıyla izleyenler, bu yeni anayasa çalışmaları denildiğinde öyle terör bitecek, şu olacak, bu olacak diye asla düşünmesin. Terör nasıl bitecek? En az 5000'den fazla terörist var Barzani'de. Silahlı, hazır bekliyor. Yurt içine de sızmış 2000'e yakın terörist var. Silahlı, hazır bekliyor. Anayasayı değiştirdiğiniz zaman terör nasıl bitiyor? Terörün bitmesi için siyasi hedefine ulaşması lazım. Siyasi hedefi nedir? Kürdistan. Demek ki siz Kürdistan'ı kurarsanız terör biter. Yani bu anayasayla manayasayla olacak iş değil. O halde anayasa dediğimiz zaman terörü düşünmeyin siz. Şu konuları düşünün. 10 yıldır AKP siyaseti bu konuları gündeme taşıdığına göre bu konularla ilgili anayasal düzenleme yapacak demektir. Şimdi bu konularla ilgili anayasal düzenlemeden
ne anlamamız lazım? Kurtuluş Savaşı yaptık değil mi? Sevr haritası. Düşman işgaline uğradı. Az önce gösterdiğin haritayı Ali. Düşmanın işgaline uğradık. İzmir işgal edildi. Adana, Antep, Maraş, Urfa işgal edildi. Antalya'dan Konya'ya kadar İtalyanlar işgal etti. Ve en son Sevr haritası gündeme geldiğinde, ana şimdi izleyenler bu haritayı unutmasın. Şimdi bu Sevr haritası bu. Bu haritada izleyenler görüyorsa şu ortadaki Ankara dolayları Osmanlı'ya bırakılan yer. İzmir bölgesi Yunan. Konya'ya kadar bölge İtalyanların. Adana, Antep, Maraş, Urfa, Sivas'a kadar Fransızların. Zaten Suriye ve Irak İngiliz Fransız işgalinde. Ve Doğu Anadolu'da bir Ermenistan, Kürdistan. Proje bu. Proje bu. Sevr haritası buydu. Mustafa Kemal Atatürk meclisi topladı. Dedi ki bu anlaşmayı imzalayanlar vatan hainidir dedi. Ve Kurtuluş Savaşı'mızı başlattı. Bu haritaya karşı. Şimdi bu haritayı şu anayasa çalışmalarıyla yan yana getirelim. BOP'un haritasını verelim o zaman. BOP az önceki. Ama bunun peki, üzerinde kalsın, gidelim. Peki. Şimdi şu haritayı, Sevr haritasını AKP'nin 10 yıldır Sevr'e dönelim arkadaşlar. 10 yıldır izlediği özelleştirme, dinler arası diyalog, özel okullar, etnik ve dinsel ayrımcılık, Türk ve Ergenekon. 10 yıldır bununla yatıyoruz, bununla kalkıyoruz. Şimdi bu ana konuları gelin harita üzerinde yerine koyalım. Buyur. Diyorlar ki yerel yönetimlere özellik vereceğiz. Doğu Anadolu'da Sevr haritasında geçen Ermenistan, Kürdistan denilen tampon bölgedeki belediyeler PKK'nın elinde. Yerel yönetime özellik verdiğiniz anda arkasında İsrail olan PKK Doğu Anadolu'da özerk yapıya kavuşuyor. Bunun da anlamı ne biliyor musunuz? Anadolu'nun Asya'yla bağı kesiliyor. Özerk yönetimde. İşte AKP'nin bir yapmaya çalıştığı anayasada bunu koymak. Rusya, Ermenistan devletini kurar kurmaz ne yaptı? Hemen Dağlık Karabağ'ı işgal ettirdi. Niye? Azerbaycan'la Türkiye'nin bağını kesmek için. Bütün savaş onunla. Çünkü baktılar ki bu Anadolu'daki Türk varlığını 1000 yıldır silahla saldırdılar, elimizden alamadılar. Biz 1000 yıldır savaşıyoruz. Ta Kurtuluş Savaşı'na kadar baktılar ki silahla alamıyorlar. Dediler ki o zaman Anadolu'nun önce Asya'yla bağını keselim. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nda en fazla yardımlar da bize Asya'dan geldi. Siz eğer tampon PKK yönetimiyle Anadolu'nun Asya'yla bağını kestiğiniz anda yalnızlaşıyorsunuz. Yalnızlaşıyorsunuz. Bağınız kesiliyor Asya'yla. Geliyorsunuz batıya. Özelleştirmeyi koyalım şimdi anayasal teminat altına. Evet. Anadolu'nun bütün kaynaklarını özelleştirme adıyla yabancıya satarsanız ve bunu da anayasal teminat altına alırsanız, mesela Telekom. Yani bizim gibi düşünen insanlar iktidara geldiğinde Telekom'u derhal almamız lazım. Niye? İletişim. İletişimin temeli. Bütün yatırım Telekom'da. O Telekom bizim elimizde olmazsa nasıl savaşacağız biz? İletişimi küt diye çökertirler. Anayasal teminat altına aldığı anda bütün kaynakları da yabancılara satıyor zaten. Satmaya da devam ediyor. Bunu da anayasal teminata bağlarsa Türkiye fiilen işgal edilmiş oluyor. Bakınız kaynak yönetimi yabancıya geçmesi yani ne demek? Doğu fiili olarak, batıda ekonomik olarak yönetiliyor. Şimdi hale burayı alın Hollanda. Geçen gün Hollanda'ya gittik konferans verdik. Evet, çok sayıda aynısını örnek vereyim Hollanda'dan. Hadi Hollanda hükümeti bütün nehirlerin, denizlerin taşımacılık şirketlerini Türklere satsın. Hollanda'daki bütün bankaları da Türklere satsın. Hollanda'daki Türklerin hepsine özel okullar açtırsın. Hollanda'da her mahalleye de birer cami açtırsın. Hollanda Türkiye olur. İşgali görüyor musunuz? Bırakın bakkal dükkanı açtırmazlar size orada. İşte kaynak yönetiminin bir diğer özelliği şudur. Çocuklarımız nasıl yaşayacak? Şimdi bizim kaynakları, Anadolu'nun kaynaklarını biz yönetirsek devletimiz güçlü olacak. Zengin olacak. Devletin zengin olması ne demek biliyor musunuz? Bütün öğrenimi parasız yaptıracak. Yurtlar açacak, dershanelerini, özel kurslarını açacak. Ama hepsini kendi finanse edecek. Belki daha da önemlisi
her üniversite mezununa diyecek ki senin geleceğin için al sana 50 bin liralık bütçe. Faizsiz, susuz, busuz. 100 senede öde diyecek. Gelecek nesiller böyle yaşar. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Kaynakları yabancıya devrediyorsunuz. Fiilen işgale girmiş oluyoruz. Anayasal teminat altına alırsa geri alamayacağımız şekilde ne yapacağız? Gelelim dinler arası diyaloga. Yani ben hala bunu anlamış değilim. Ben de hiç anlamadım. Yani şimdi bu Anadolu dünyanın en zengin toprağı ve dünyada insanlık uygarlığının doğduğu topraklar. Hadi gidin Amerika'da uygarlık sayın bana. Kaç tane uygarlık var? Bir Kızılderililer, bir de Avrupa'dan göç eden, gelip Kızılderilileri öldüren Amerikalılar. Afrika'da uygarlık sayın. Hepsi Afrika'nın yerlisi. Çin'de uygarlık sayın. Bir Çinliler. Rusya'da bir Ruslar. Anadolu'da Etiler, Hititler, Lidyalılar, Frigyalılar, Urartular, Asur, Babil sayın. Bütün insanlık alemi burada doğmuş uygarlıklar. Yani çok zengin bir coğrafya bu coğrafya. Şimdi biz konuya nereden geldik? Dinler arası evet, diyalog. Dinler şimdi arası diyalog. Bu coğrafyanın geçmişe baktığınızda bir hakimi olmuş bizden önce Bizans. Yani çünkü bu coğrafyada herkes yaşıyor. Kürtler yaşıyor, Ermeniler yaşıyor, Laz, Çerkez, Gürc, başbakan sayıyor ya 44 tane. Yaşıyor. Herkes yaşayabilir. Gücü olan bayrak dalgalandırır. Gücü olan. Daha önce Bizans bayrağı dalgalanıyordu bu topraklarda. Yalan mı? Bizans. Savaş yaptık, gücümüz vardı, yendik, çektik Türk bayrağını. Ve halen Türk bayrağı dalgalanıyor. Ama geçmişte bir Bizans uygarlığı olduğu için onun da gerisinde Romalılar. Her yerde kilise var. Her yerde kilise var. Peki biz elhamdülillah Müslüman Türk'üz. Biz de her yere cami açtık. Siz dinler arası diyalog derseniz. Fener Rum Patriği kim? Bizans'ın torunu değil mi? Bizans Rum Patriği işte. Fener Rum Patriği'ni Vatikan gibi devlet içinde devlet yapmaya kalkarsanız, Heybeliada Ruhban Okulu'nda açarsanız, dinler arası diyalog adına bütün kiliseleri de açarsanız, bu kilisenin cemaati kim olacak? Halk Müslüman. Bu nereye gider? Hristiyanlaşmaya. O zaman dinler arası diyaloğu da anayasaya koyarlarsa, Bizans Rum'u Vatikan gibi devlet içinde devlet oluyor anlamına gelir. Bunun yanına özel okulları koyduğunuzda bu cemaat, tarikat dedikleri AKP siyasetini işte bu anlattığım AKP siyasetini iktidarda tutacak beyin yetiştiriyorlar. Beyin. Yeni zihin. Düşündükleri yok. Halkı düşündükleri yok. Oy verecek beyin yetiştiriyor. Onun için Yüce Peygamberimizin adını kullanarak siyaset yapıyorlar. İşte Kazlı Çeşme'ye gelin, şuraya gelin, Kutlu Doğum Haftası falan. Beyin yetiştiriyor. Ne için? Bu siyasete oy verecek beyin. Yoksa oy verenleri düşündükleri falan değil. Getirin etnik dinsel ayrımcılığı. Herkesi ayırdınız. Anayasada Türk kimliğini kaldırdığınız anda birleştirici olan unsur Müslüman Türk milleti. Siz Türk'ü çıkarttığınız anda şurada yaşayanların hepsi sürü olur, sürü. Kimliksiz toplum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı hukuki bir tanımdır. Yani izleyenlerin şunu sorması lazım. Bu anayasa kim için yapılıyor? Millet için. Peki milletin adı ne? Türk. E bunlar Türk'ten hiç bahsetmiyor. Türk'ü çıkardığınız anda 7000 yıllık tarihi yok sayıyorsunuz demektir. Halkı da kimliksiz sürüleştirmiş oluyorsunuz. O zaman istediğiniz bayrakları çekebilirsiniz, istediğiniz atları getirebilirsiniz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı dediniz. Yarın bir tanesi çıkarsa, ya dünya kardeşliği, eskiden Bizans vardı, devletin adı Bizans olsun derse, biz Bizanslı mı olacağız? Dağlardaki koyunlar, kuzular da Türkiye'li. Biz koyun kuzu muyuz ya? Bir milletiz, uygarlığız, kültürüz, adımız var. İşte Ergenekon, Türk tarihi. Bülent Arınç çıktı ne dedi? Ergenekon'u tepeledik dedi ya. Ergenekon savcısı. Türkiye Cumhuriyeti'nde Ergenekon savcısı diye bir makam var mı? Yok. Ergenekon hakim var mı? Yok. Peki Ergenekon neydi? Ne yani? Türk milletinin yaratılış destanı. Ne oldu şimdi? Terör oldu. Bomba, şiddet, cinayet oldu. Gençliğin hafızasından
Türk tarihi silindi. Sorun deyin ki Ergenekon nedir diyecek ki terör. Şimdi bütün bunları yan yana getirdiğiniz zaman şu Kurtuluş Savaşı'nı da bir hatırlayın. Anadolu'yu silahla elimizden alamayanlar AKP adı altında bir siyasetle Anadolu'yu elimizden alıyor. Alıyor. Ve bin yıldır Bizans'ın yapamadığını, yani Anadolu'daki Türk kimliği ve varlığını elimizden alıyor ve tarihten siliyor. Onun için izleyenlerin şuna dikkat etmesi lazım. Vatan olmazsa hiçbir şey olmaz. Bu mesele artık AKP'nin boyunu aşmıştır. Bu mesele MHP'nin de CHP'nin de boyunu aşmıştır. Bu mesele doğrudan doğruya vatan meselesidir. Doğrudan doğruya. Onun için herkesin aklını başına alması lazım. Herkesin artık bir araya gelip bu konuları konuşması lazım ve halkımıza bu tehlikelere anlatması lazım. Çıkış yolumuz halkımızdır. Çıkış yolumuz halkımızdır. Sizin bu anlattıklarının ekseninde zaten birçok soruya da yanıt vermiş olduk. İnanılmaz bir izleyici potansiyeli. Can Bey, izin verin bir şey daha söyleyeyim. Lütfen buyurun. Başbakan çıkıyor işte 19 Mayıs törenleri sıkıyor filan demiş. Bakınız uğraştıkları konulara bakınız. 30 Ağustos, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs. Bunlar nedir? 19 Mayıs, milli kurtuluşumuzun başlangıç günü. 30 Ağustos, Bizanslıları yendiğimiz gün. Büyük zafer. 23 Nisan, sömürgecilere karşı, işgale karşı milli hakimiyetimizi kurduğumuz gün. 29 Ekim, Türk bayrağını ve Türk Cumhuriyeti'ni dalgalandırdığımız gün. Eğer ki bir siyasetin 30 Ağustos'la, 29 Ekim'le, 23 Nisan'la, 19 Mayıs'la ve Atatürk'le bir derdi var ise o derdi olanlar bizden değildir. Kurtuluş Savaşı'nda yendiklerimizin zihniyetinde olanlardır. Peki. Bu kadar açık söylüyorum. Peki efendim. Ben çok teşekkür ediyorum Sayın Sarızeybek. Ben teşekkür ederim. Oldukça geniş bir yine yayın diliminde sizle birlikte olduk. Yine inanılmaz bir akademik çalışmayla bütün yorumlarınızı bizlerle paylaştınız. Sanıyorum bütün seyircilerimizin hemen hemen sorularına da bu vesileyle yanıt da vermiş olduk diyoruz ama meslektaşlarımızdan çok yoğun bir mesaj aldım. Bu kadarına da pes diyen astsubaylar. 160 bin kişi bir haftada sosyal medyayı sallıyor. Acaba ne düşünüyor? Astsubaylar haklarını istiyor. Nedir bu konu bilginizden bilmiyorum ama çok geldi. Şimdi bir büyük istedim. Resim var. Bu büyük resmi görmeden bunları hiçbir zaten şeyi halledemezsiniz. Peki. Sizin sorununuz var, doğrudur. Uzman çavuş arkadaşların da var, astsubayların da var, subayın da var, özlük haklarıyla, polisin de var, herkesin var, olabilir. Ama ben burada vatanı anlatıyorum. Vatan olmazsa namus olmaz ki. Irak'ın haline baksınlar işte. Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin artık her ilinden değil, neredeyse bütün ilçelerinden önümdeki notlara baktığımda onu görebiliyorum. Fransa'dan var, Almanya'dan var, Hollanda'dan var, İngiltere'den var. İnanılmaz derecede size teşekkür ederim. Halkımızın içi rahat değil. Belçika'dan. Gerçekten öyle. Buradaki yorumlardan en azından bunu söylemek mümkün. Tabii en büyük şikayet derleyip toparlayıcı bir alternatif sunulmaması noktasında galiba kilitleniyor. Genelde eleştirel boyutlarda bu noktada. Biz zaman zaman Sayın Albayımızı yine bu stüdyoda ağırlayıp soru ve görüş önerilerinizle birlikte değerlendirmelerini alma gayreti içinde olacağız. Ama bu özel geceyi neticede bu şekilde de tamamladık. Ekleyeceğiniz şeyler dünya tarihinde iki büyük destanımız var. Biri Ergenekon destanı, biri Kurtuluş Savaşı destanı. İki destanımızın ortak bir özelliği var. Türk milleti ne zamanki tehlikeye düşmüştür, ne zamanki Türk milleti birlik olmuştur, bu tehlikeleri yok edip gitmiştir. İki destan da bunu anlatmaktadır. O halde Ergenekon'da, Kurtuluş Savaşı'da bize diyor ki, tehlikeye düştüyseniz birleşin. Birleşin. Evet, bu mesajı da alarak bu geceyi tamamlıyoruz. Çok başlarında
Ulusal Kanal ve Aydınlık dergisine geçtiğimiz Ağustos ve Aralık süreçleri sonrasında gerçekleştirilen son polis operasyonları ardından iddianame aylardır yazılamamıştı, çizilememişti. Nihayetinde o iddianame yazıldı ve o iddianamede de Sayın Sarı Zeybek tanık olarak gösterilmişti. Evet. Onunla başladık bu geceki yayınımıza. Nedir'deki psikolojik harekat ve bu süreçteki yaşananları anlattı Sayın Sarı Zeybek bize. Hemen ardından PKK, KCK ve Ergenekon. Bu noktada dikkat edilmesi gerekenler, onlarda ne var, Ergenekon'da ne yok bir anlamda onu bize anlattı. Suriye konusu önemliydi. Son süreçte bir operasyon ya da bir müdahale beklenip beklenilmediği konusunu değerlendirirken iki tane başlık çıktı orada. Madem sınır ihlali var, PKK her gün sınır ihlali yapıyor, niye Kuzey Irak operasyon yok dedi Sayın evet. Zeybek ve Suriye'ye bir operasyonu kendi deneyimiyle yapılamayacağının altını çizdi ve SEV haritasının da bugünkü Büyük Ortadoğu projesinin haritasıyla birlikte birleştirildiğinde anayasa çalışmalarındaki tablosunu önümüze sermiş oldu. Sayın Sarı Zeybek, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza katılıp sorularımızı yanıtladınız. Sevgiyle yakında selamlıyorum. Yakında gideceğiniz yerler varsa hemen onları... Vallahi şu sıralar konferanslarımızı hep iptal ediyorlar. Öyle mi? Nedense. Ama hatırladığım İstanbul'da bir fuar olacakmış. Kitap fuarı Ataşehir'de galiba. Oradan bir davet aldık. Önümüzdeki günlerde Erdek, Balıkesir tarafında halka açık ve açık alanda konferansımız planlanıyor. Ve ben buradan tekrar çağrı yapıyorum ülke ocaklarına, Türk ocaklarına, Atatürkçü Düşünce Derneklerine, Erzurum'a gidelim, Sivas'a gidelim, Tunceli'ye gidelim, Şırnak'a gidelim. Her yeri ben hazırım. Onlara ulaşamıyor musunuz? Orada bir davet almıyorum. Davet alamazsam nasıl gideyim? Kaç kere çağrı yaptım. Yani gidelim Erzurum. Yani bir kere gittim. 2000 öğrenci Atatürk Üniversitesi'nde yeri göğü inletti yani. Halk istiyor ama organize edecek kimse yok. Kim edecek? Atatürkçü Düşünce Dernekleri, Ülke Ocakları, Türk Ocakları, Aydınlar Ocağı, Kahveciler Derneği, Lokantacılar Derneği, taksiciler, kim olursa. Yeter ki bir sivil toplum adıyla çıksınlar, halkımızı bir araya getirsinler, bizi de çağırsınlar, seve seve gideriz. Peki efendim. Evet, bu geceyi de böylelikle tamamlamış olduk sevgili seyirciler. Gündemin önemli başlıklarını sizlerle paylaştıktan sonra Erdal Sarı Zeybek gündeme ilişkin yorumlarını elimde telefonlardan şu ana kadar bana ulaşanlar var. Onları bile ben sayamadım. Bununla birlikte e-posta adresimize 23.53'e gelen mesajlarınız oldukça yoğun. Hepsi için çok teşekkür ediyorum. Evet, hepsine elbette ki zaman ayırma şansımız yoktu ama elimden geldiği kadar bunları derleyip toplayıp bir periyot halinde cevaplarını sizlere aktarmaya çalıştık. Türkiye'nin geçtiği bu kritik dönemeçte Sayın Sarı Zeybek genel olarak yaklaşımını ve bilgilerini bizlerle bu şekilde paylaştı. Bizler yeniden Türkiye'nin ulusal gündeminde haber masasında buluşuncaya dek hepinize hatta iyi sabahlar diliyoruz galiba yine. Gecenin bir hayli ilerleyen vakti oldu. Yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.